Evet, merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben de görüntüye geleyim. Keyifler nasıl, ne yapıyorsunuz? Biraz toplanana kadar. Ben de içeceğimi falan koyayım. İdare ediyorum Emir, teşekkür ederim. Aristo, hoş geldin. Ya geçen hafta burası da üzmüştü. Hani cuma günkü kadar olmasa da bakalım. Meh demişti Ali. Ben mi yanlış anladım bilmiyorum. Haftalık yol kat. Peki. Ay. Ya düzenli bakabilsem yani 5 element Discord'daki ya da bizim Discord'da da atan Enes gibi arkadaşlarımız, Yadav gibi arkadaşlarımız gibi düzenli şekilde diğer ülkelerden de haftalık olarak çıkan listeyi bize atabilecek bilgisi olan birisi olsa olabilir. Çünkü ben ulaşamıyorum. Hani bildiğim isimlerle limitliyim orada yani. Hani keşif gibi olmuyor çok. Diğer ülkeler bazında. Peru atsan okey Yasin, bakarız. Hani en azından Latin Amerika, hani Güney Amerika falan diye bir ekstra başlık açıp bakarız yani hani benim için hiç problem yok. Azerbaycan'da da hani 3-4 kişiyle limitli bilgim yani. Kripto Azerbaycan, değil mi? Kabile rapi ya, Türkçe rapi sayıyorsak. Var abi. Bugün habersiz yayın değil aslında, Twitter'dan duyurdum, Instagram'dan da galiba bildirim atmayı unuttum. Discord'u bilmiyorum. Dün de hiç girmedim. 2 gündür Discord'a dair fikrim yok. Abi kolay gelsin. Yayın tekrar YouTube'a gelecek ama bu haftalık globalin geçen haftaki ve bu haftaki bölümü galiba haftaya kalır gelmesi. Çünkü yarın 2 hafta önceki normal haftalığını cuma gün içerisinde ise geçen haftaki haftalığı atarak günceliği yakalamak niyetindeyim çünkü. Biraz beklersiniz YouTube'da yani muhtemelen. Klasik incelemen ne zaman gelir abi? İlk fırsatta planlıyorum. Ya ufak bir iki aksilik oluyor. Ona daha detaylı hazırlanmam lazım çünkü benim. Hani sample'lar işte ona göre grafik hazırlama işte varsa rhyme şeması vesaire. O biraz bu ara vakit ayıramadığım bir şey aslında ama yeni ayla birlikte, Şubat'la birlikte haftalık globalde mesela biliyorsunuz normalde salı değil asla yani. Normal takvime uymayı planlıyorum ama hani nasip kısmet akacak şimdi chatte ben bunu söylediğim için. Kesin konuşmuyorum ama niyetim öyle yani. Bunları aklına tutmak edit yapmaktan daha zor ya. Bilgisayarımı anlat Alicim. Yani setup'ımı anlat. Ben nargilemi açayım bu arada. Doluşmayı beklerken. Bu hafta ya bu geçen Perşembe gecesi globalde çıkanlar aslında bunlar. Hani bir iki tane önceki haftalardan gözümüzden kaçan iş var ama baya bir şey çıkmış ya 4 ülke bazında bakınca. Yine Almanya ile mi başlasak, Amerika ile mi başlasak? Hadi Almanya ile başlarız ya. Tabi biraz daha bir 5-6 dakika sonra en az. Akçay selamlar. Evet Almanya ile başlayalım derken hemen bitsin kafasındayım Deniz o yüzden ya. Emir bilmiyorum. Sizin chatten yazdıklarınıza bakıyorum bir taraftan da.
Yok Yasin, Emir'in banlandığından da haberim yok benim şu an. Şu an öğreniyorum. Moderatör nasıl banlandı ya? Okey. Sorgulamayacağım. Oy. Ya da yine beni mi trollüyorsunuz? Neyse ben ilerliyorum ya. İlerliyorum diyorum. Başlıyorum ya. Çakar hoş geldin. O zaman ilk olarak Almanya ile girelim. Haftalık global yayınımıza diyorum. İlk parçamız. Ne gelse kararsız kaldım. Milyoner Gurme geliyor. Astral Global, evet. Nasıl buldum? Şöyle. Eyduetler, Aristo'nun da söylediği gibi Eyduetler benim de beat bazında hoşuma gitti ama yani bu vokali Almanya'da yapmayan kimse kalmadı muhtemelen. Verse'de yoruluyorum diyordum. Nakarat dur bir dakika dedi bana. Hani Türkiye'de de çok alıştığımız papağan nakaratı yine kucakladık burada. Ses var o zaman ben burada görüyorum. Yemem bunu. Astral şakası her zaman komik ve her zaman yapacağım galiba. Yok ya. Yo, zaten az kişiyiz, biraz otorite yap kullandım geç derken şu an. Hani yoruldum ve geçtim açıkçası. Beat'e yazık olmuş benim düşüncem. Siz ne düşünüyorsunuz? Burada haftalık globallerde tek başım olduğum için sizle beraber yorumlayalım. Yasin beni beat de rahatsız etti demiş. Ya şöyle benim açımdan yani sampling bildiğim bir çoğumuzun bildiği bir sample ve bence güzel kullanılmış. O yüzden artı puanını veririm ve duet tonlarını da beğendim ben ya. İlerliyorum ben. Sıradaki isim. Boska Mainplatz geliyor. Evet. Boska Mainplatz'ı sonuna kadar dinledik. Geç gelmedi pek. Nakara çok tatlı. Vokalde Çakar demiş ki bu vokalden bir tane daha kesin duydum. Çok taklit geldi bana diye. Abi erken dönem Samra. Direkt olarak onu aldım ben. Bilmiyorum. Aklına gelen kişi senin o muydu ama net olarak erken dönemdeki Samra'yı aldım ben. Alpaga'nın yanındaki hali. Yani Almanca'ya ve Fransa'da pek lirikal derinliğe değinemiyorum dil yetersizliğinden. Onu kusura bakmayın. Daha yüzeysel duyduğumuz iyi mi kötü mü diye bakıyoruz. Biraz keşif turu gibi geçecek yine. Amerika'ya geldiğimizde eğleneceğiz ama yine. Durak muhtemelen kulaklıktan da çünkü beatler yani bir hata yok yani bence. Yani şey değil, ne rahatsız etmiş olabilir diye düşünüyorum da bir teknik hata, teknik kusur duymadım yani. Tarz belki çekmiyordur. Ama Almanya için yani en azından beklentimizin üstünde gidiyor çünkü beklentimiz nette seviyesinde. Yani globalin nettesi burası çünkü. Çakar doğru mu tahmin ettim bu arada? Yazar mısın? Çünkü ben direkt Samra'yı aldım yani vokalde. Samra'nın Rain Man olmadan önceki hali. Yani. Ve ilerliyorum. Massive Ohne dich zu küssen. Herhalde böyle okunuyordur. Cenk yetiş. geliyor. Evet, chatten geç kararlarınızı görüyordum. Yani muhtemelen kötü bulmadınız ama yeterli buldunuz bu kadarını. Güzelmiş parça Almanya'ya baktığımızda emin miyiz abi? Ya şöyle bu hafta zaten bak gerçi Cenk'in yoğunluğuna bağlı henüz bu hafta olur mu ne söylemeyeyim Perşembe günü için de. Hip Hop 101'in son yayınında 2000 sonrası Almanya'ya baktığımızda Massive'e değineceğiz. Hani Massive biraz daha lirikal yönü güçlü bir MC. Hani çok hiçbir zaman çok kompleks flow'lar görmüyoruz. Abi bu parçayı anlamamakla beraber hani klipten belli ki bir şey anlatıyor parça yani. Bir de bir açıyormuşuz hiçbir şey anlatmıyormuş değil mi? Neyse. Ama yani beat beni çok baydı. Haliyle bu beat yüzünden durağan vokal de hani çok çekmiyor. Kötü bulmamakla beraber Almanya seviyesi için iyi bulmakla beraber ya benim tekrar dinleyeceğim bir parça değil açıkçası. Belli ki bir şey anlatıyor değil mi?
Evet Serkan, yakın kafalar. Hani bir ara Kul Savaş'a bayağı paslaşıyorlardı zaten. Eyvah, Ban şarkısı geliyor. İsmi çok destekliyorum ama arkadaşların. Nick tercihi muazzam. Çünkü çoğumuz aynı kafadayız herhalde artık. Sıradaki isim de. Antifux gerçekten grubun ismi. Einjoint geliyor. Tamam. Burası durdurmak için iyi bir yer. Tamam. Ban yemeyeceğimiz bir yerde durduralım. Fade'e gerek yok. Gerçi çat diye durdurdum. Abi ban yeriz. Gerçekten bu klipten ban yeriz yani. klip güzel izleyemeyenler için. şey. Ceren çok şey kaçırdın. Genelde samanlanıyordun sen. biz Popo izlediğimiz anda ama. Gerçekten hani Murda şu an parçayı aldı ve bir yerde bunu coverlamaya çalışıyor şu an yani, çok eminim. Size de o his geçti mi bilmiyorum ama sırf ismi Antifux olduğu için dinlenir yorumuna katılıyorum ben bu arada yani. Yasin eyvallah. Chat'e linki attı sevgili moderatörüm Yasin. Siz nasıl buldunuz? Bu arada Türkiye'deki muadillerinden daha iyi. kendi canlısı içerisinde bu parça kesinlikle. Ama ben şeye eminim yani, gerçekten şu an Mörda bunu duyduysa bir yerlerde şu an bunu baştan yapmaya çalışıyor aynı parçayı yani. Ha, değil mi Shadow? Sana da geçti o his, tamamdır. Güzel. Yalnız değilim. Ay. İlerliyorum ben. Tehlikeli sularda daha da yüzmeyelim. Musa 386 Young Kings geliyor. İsim bir korkuttu ama hadi bakalım. Evet, fade attım. Abi, oradaki flow birebir olarak Eminem Superman'dan dızlanmamış mı? Hani Monday Tuesday kısmı. Hatırlayan var mı aranızda? Bak şurası net. Tekrar açıyorum. Bana çok o hissi verdi. Yakaladınız mı siz de? Ben mi artık? Sürekli bu tarz şeyler arar hale geldim. Yayınların etkisiyle bilmiyorum ama. Adam Eminem'in eserini yaşatmak istemiş abi, ne var bunda? I can be a Superman, değil mi? Aynen o kısım ya. Yine Almanya, Türkiye çalıntı hiç şaşırmıyorum çok fazla. Yani direkt çalıntı demem gerçi burada, hani Alpagan çünkü orada zirveye çıkarmıştı bu işi. Yani direkt olarak I'm Not Afraid Eminem'den birebir alıp beatine kadar Produced by başka biri falan yazıyordu böyle hani. Yani müthiş bir şeydi o. Onun üstünde, Almanya'da onun üstünde çıkabilecek olmayacak galiba yani. Ama Astral Tag'i yakıştı o zaman parçaya gerçekten. Ki kötü gitmiyordu orasıyla beraber. Yani müthiş de değildi ama kötü de gitmiyordu orasıyla beraber. Hani direkt olarak dibi gördüm yani ben kendi adımı. Üstünde çok durmayacağım o yüzden. Sıradaki parçamız Demon Las Vegas geliyor. Evet, ben geçtim, beni hiç açmadı çünkü parçada bir kakafoni var. Her şey üst üste. Yani kulağım yoruldu dinlerken açıkçası. Siz nasıl buldunuz? Bütün tuşlara basıp bölüm geçmeye çalışılmış. Çok, evet ya, çok karmaşa var parçada genel anlamda. Beat'te de vokallerde de maalesef. İlk şarkıdaki vokalden 5 tane çıkar diyordun, değil mi? Ve burada beatle müthiş bir uyumsuzluk söz konusu ama Çakar. İlk parçada en azından bir uyum vardı. Hakkını yiyemem. Bozka'da daha doğrusu. İlk parça dediğimiz senin geldiğin ilk parça ise Bozka. Aynen. Bizim ikinci parçamız. Yorumlarınıza baktım. İlerliyorum. Tanıdık iki isim var bu parçada. En azından benim açımdan. Charlie Sloth. Bu da çok kötü isimmiş. Neyse. Gunna, Abracadabra ve Calvin Colt. Get It. Geliyor. Ya bu parça hem Almanya hem İngiltere ortak çıkışlı gerçi de. Gerçi Amerika'da var Gunna'dan dolayı. Bakalım. Çorba dinleyeceğiz galiba. Of, parça çok yordu. Çok yordu. Üf. Ama bir de ben hani abi çakma diyecek kağıdı da gördüm ya hani
Ve sürekli çıkıyor adam karşımıza. Odaklanamıyorum ya, üzgünüm. Çok kötü parça bu arada. Gana bile gerçek olmayabilir, değil mi? Gerçi öyle bir olay var. Bir hatırlıyor musunuz onu şey? 50 Cent buraya konsere geldi. Rock'n'Coke'ta değil de şeyde oluyor. Kutu açmaya geldi ya Acun. Abi oraya geldiğinde Ortaköy'de meşhur bir gece kulübünde birileri 50 Cent'in hani özel VIP konseri var diye gece kulübünü kapatıp bilet satıyorlar ve şey 50 Cent falan değil baya hani kar maskeli bir başka bir siyahi çıkıyor. Hani ve baya ünlüler, futbolcular falan hani VIP loja falan almışlar ve hani playback yapıp gidiyor, o geldi aklıma hani Gana bile gerçek olmayabilir deyince. Onu hatırlayan var mı aranızda? Gidi mi Ramiz çıksaydı vay. Bir de şey vardı, o da ayrı skandal. DMX deyip Jarul getirdiler ya bir ara. Afişte DMX var, sahneye Jarul çıktı. Herkes, ben de dahil hepimiz DMX diye gitmiştik yani. Musab peki. Ya anlamışlar demek ki Feride'deki, ertesi gün haber oldu yani, büyük dolandırıcılık falan diye ama yani. Evet, kim tanıyacak abi Türkiye'de diye bir olay da kesin olmuştur yani. Ay. Abi çok kötü parça. Hani yani günün en kötü adaylarımdan biri şu an için. Oh. Hazır bir parçayı dinleyerek Murda şu an bunu kopyalamaya çalışıyor muhtemelen demişken, o zaman diğer jüri üyemizin yeni parçası gelsin. Ali 471 ve Mero Regen geliyor. Öf. Uf, tamam yeter abi. Beat'e çok yazık olmuş. İki vokal de birbirinden bayık. Hani Melodyne Featuring Melodyne olmuş aslında bu. Hani Ali ve Mero ikilisi için. Ay. O Beat'e yazık olmuş yani, beat bayağı tatlı. Ha, tutacak mı? Yani yine Türkiye'de tutacak yani. Almanya'da çok takılırlar mı bilmiyorum ama. Gurbetçiler haricinde. Yani Türkiye'de tutar bu yani. Hatta kopyalanır da yani, arttırıyorum. Sıradaki parçamız. Nimo ve Z Voodoo geliyor. Ses yokmuş. Ses deneme, ses deneme. Var mı? Bu sefer kapatmamıştım da, biliyor musunuz? Kasıtlı kapatıp açtım tekrar yani. Astral sesimi aldı değil mi? Üf, alma, şey demiştim. Vallahi Yasin kapatmamıştım bu sefer. Yine bir saçmalıklar oluyor her yayındaki gibi. Geçen hafta enteresan bir şekilde Almanya'yı bayağı beğenmiştik. Hani bizi şaşırtmıştı. Bu hafta bildiğimiz Almanya bir dakika dedi ve geri geldi. Yani son 3-4 parçadır. Farkındayız değil mi bunun? Arkadaşlar hemen var demesenize ya. Teşekkürler Emir. Siz nasıl buldunuz? Bu parçanın da aynısından Türkiye ve Almanya'da ben yaklaşık 100 tane falan en az duydum herhalde yani. Ya biz çok sıradan geldi. Ha, biz yani şeyden farklı, Türkiye'den farklı, en azından teknik hata görmüyorsunuz ama yine sıkıcı yani. Bizden tek iyi yanı bu yani, ülke olarak. Rap müzik bazında. Oy. İlerliyorum ben. Ya ilk kez yayında dinleyeceğim ama enteresan bir şekilde beklentim olan bir iş gelecek. PA Sports ve Capital Bra Hell geliyor. Evet, geçtim. Chat'ten de geç kararlarınızı gördüm. Ah. Şöyle çok kötü bulmamakla birlikte yine sıkıcı buldum. Capital Bra'nın hani Afro Trap'i salıp özüne dönmeye çalışması güzel ama hala uzun süredir kendisinden duymak istediğim şeyi burada da duymadım açıkçası. Bu vokalden çok var denilemiyor çünkü vokalin sahibi geldi. Doğru. Ama yani Capital Bra'nın Afro Trap'i salmasından memnunum açıkçası. Yine de her şeye rağmen. Ha, kötü müydü? Hayır. Ama yani eyvah, sıradaki parçayı gördüm ona eyvah diyorum. Almanca trap denince aklıma canlanan şey bu zaten demiş veteran. Sırada Veysel Pelikan Fly geliyor. Evet, bence de yeterli Yasin. Ben fade attım. Yani Veysel de bu
Türkiye'ye sirayet eden dürüm diril ekolünün öncülerinden biri sayılır. Tabii ki daha iyisi. Yani chill bir parça olarak arkada çalsa değiştirme ihtiyacı hissetmem ama spesifik olarak asla açıp dinlemem ben bunu. Mesela kendisinin Besara 50 Cent parçasını falan biraz guilty pleasure olarak ben dinliyordum. Aranje bence de zayıf gözde hemfikirim. ama ben esas şeye geleceğim. Abi, parçanın ismi de Veysel Odası bir Türkiye tatilini yaktı değil mi şu an? Pelikan Fly'la. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani daha önce çünkü Türkiye'de falan klip çekmiş şey var. Bir süre bunu yaktı galiba bu parçayla yani bilmiyorum. Malicim hoş geldin. Artık bu nasıl okunuyor hiç fikrim yok sayı yüzünden. Sıradaki parçaya geçiyorum ben tatsız şakamı da yaptım. 187 Strassenbande Paradiz geliyor. 187 haricinde doğru okudum. İnanabilirsiniz. Evet, ben de geçtim. Hani Jesus yine bildiğimiz Jesus. Yani İsa değil ha, ikinci giren arkadaş. Abi, yine baydı beni. Ah, abi ama ben ilk verse'deki koronavirüs bayram ediyor bu arada. İlk verse'deki arkadaş açısından bir hayal kırıklığım var. Abi tipi bu kadar Stelly'ye benzeyip de vokalin nasıl Masako olabilir abi senin ya? Öf. Almanca rap kesinlikle uzun süre dinlenmiyor. Zeyn hoş geldin. İsa değil bilgisi çok önemliydi benim için. dedi Yasin. Gazu de İsa ya da şirk koşma mı? Ali anlamadım. Jesus o ya. Ne gazusu? Ama gerçekten yani Stella'ya benzeyip bu kadar tırt rap yapmak da tabii ki benzerlikle olmuyor biliyorum da üzdü yani. Ama şey esprisi çok güzeldi şarkıda. Bu kod 4'te bu harita var esprisini bayağı beğendim yani. Beğenmedim. İlerliyorum. Dikka Oye geliyor. Ümye. Evet arkadaşlar ben siz yeterli bulduğunuzu düşünerek fade attım ama bence bir öncekinden sonra ilaç gibi geldi. Klip çok eğlenceli. Yani şarkı tatlı. Yani ben bunu açıkçası playlistime alırım ya. Yani bir önceki şarkıdaki hani Corona Fest'ten sonra hani klip bazında hani bence çok tatlı iş bu. Evet Green Box yer yer oturmuyor eyvallah. Ama ben klibi bayağı sevdim ya ne bileyim. Hakkında ne düşünüyorsun? Baykan abi Yank Kafa ve Küçük Efendi ve bu tarzları hakkında. Yani Türkiye'yi çok etkilediler ama taklitleriyle beraber çok sıkıldığım bir tarz. En başta farklı geliyordu eyvallah ama artık çok aynı geliyorlar herkesle yani. Tamam o tarzın öncüsüler. Ufo ile beraber belki ama ya çok sıkıldım. Tatlı ama biraz uzun sanki güzeldi yormadı. Evet ya aslında uzun değil 3 dakika 14 saniye ideal ama dinlenmeleri de düştü zaten onların diye vizyon belirtmiş. Yan Kafa ve Küçük Efendi hakkında. Ben ilerliyorum çünkü açık konuşayım ben bayağı beğendim parçayı ya. Hani linçlenmeyeceksem. Musab'ın hakkında ne düşünüyorsun? Okumaman hakkında ne düşünüyorsun? Denk gelmiyor Emir. Gerçekten bu arada. Evet. Sırada. Chapo Les ne? Hadi bakalım. Chapo diye okunuyor değil mi? Chapo Lesier Atemzuk geliyor. Herhalde böyledir ya da bilmiyorum. Baya kötüymüş. Ben geçtim ama klip bana bir şeyi hatırlattı. Sizde de o his oldu mu? Mirkelam. Sizde de hani onu yaşadınız mı siz de tekrar? BG kopyaladı mı? Evet, muhtemelen bu arada. Öf çok kötü autotune bu arada. Üzgünüm. Ya zaten en sevdiğin rapçinin kardeşi diyerek zaten Ali beni tetiklemeye çalıştı ama ya gerçekten onu da çok tırt buluyorum üzgünüm. Evet üzgünüm counter yine başladı. Öf.
Bu yüzden her gece ben ototune'a düşmüşüm. Hiç de uyumuyor Ozan, biliyorsun değil mi? Ay. O zaman Almanya'dan son iki parçamız gelsin. Zaten Fransa'dan da az var. Sonra bildiğimiz dillere doğru yelken açalım. MC Rene 1993 geliyor. Evet. Beat Switch de güzelmiş ama bence yeterli diye fade attım. Ya, özlediğimiz soundlar. Bugün Almanya'da dinlediğimiz en iyi iş benim için şu ana kadar. Ya, kendisi zaten eski bir isim. Bence güzel de dönmüş. Beatler çok iyi. Yani tek düze bir vokal diyebiliriz ama flow değişimleriyle kurtarıyor bence. Ton bazında ama hiçbir yükseliş görmüyoruz. Ya da düşüş görmüyoruz yani. Değişim yok. Bu Almanya bu hafta da hani fena değil diyeceğim de, gerçi beğendiğimiz iki parça var ya. Almanya'dan son parçamız geliyor. Aşe ve kolega Suicide. Öf. Geçtim arkadaşlar, geçtim. Suicide Squad da rezalet bir film bu arada. Hani zaten o filmi beğenip hani şarkının nakaratına yer veriyorsanız çok fazla bir şey beklememek gerekiyor bu arada. Filmden daha kötüsü geldi gerçekten. Abi çok yordu çünkü dı vokaliyle bütün parçayı 4 dakika 18 saniye boyunca götürmemeniz gerekiyor yani bu flow'la. Kolega yakın zamanda Tech Nine dinlemiş belli ki ama yani abi orada biraz bir değişim oluyor ya. Beat de bayık. Hani klip de yani bir movie gibi ya. Hani iyi klipte de iyi bir şey yok yani. Paralar boşuna harcanmış. Klip Maraz Ali gibi değil mi? Almanya bitti. Fransa'dan bayağı az parça var bu hafta. Fransa'ya bakalım hemen. Ne gelsin? Blackham featuring James Cesar geliyor. Aramadı düşünüp şey abi yani şu an PMC stüdyo kapandı ve şu an bunu translate ediyordum. Şey, buna dublaj yapıyorlar şu an değil mi? Parça bence de iyi. Yani görmek istediğim Afro Trap bu. İlla Afro Trap gelecekse bu gelsin. Yani en azından farklı melodayn düzgün verilmiş. Ha, klip komik. Evet. Yani siz klibe bak dendi çünkü. Ama yani bence hani olması gereken Afro Trap bu abi. Yani zaten menba da burası yani, Fransa aslına bakarsak. Almanya onun kötü bir taklidiydi. Türkiye Almanya'yı taklit etti. Yani düşünün. Burada gerçekten müzikal bilgi var abi. Doğru tondan gidiyor ve çok çok tatlı melodiler verilmiş. Bence de o zaman katılıyorum yani. Afro Trap'in olması gereken şey bu abi. Temiz, geçerli. Seri link alalım, tamam. Gelsin. Müziği çalabilseler bile vokal ve flow'u asla çalamaz bizimkiler. Yani, evet, dediğim gibi zaten o kadar müzikal bilgi olsa zaten farklı olurdu her şey yani. Bir çalmaya gerek kalmazdı. Ay, ay. Sırada G.G. Pablo Piramit geliyor. Evet, bence yeterli. Ozan yazmış ki kötü değil ama ucu ucuna ortalama diye, katılıyorum. Yani ama şimdi kötüye gidiyor derken topluyor. Tekrar bir kötüye gider gibi oluyor. Tekrar topluyor parça. Dirilikleri bilmediğim için parça diril mi bilemeyeceğim ama beat bazında evet diril. O slide'ları almışsınızdır zaten. Perküsyonları. Yani evet, basat ortalama bir iş. Üzmüyor ama ya Almanya'nın Fransa'nın en kötüsü atıyorum buysa eğer, Almanya'nın en kötüsünün yanında pardon, Almanya'nın en iyisine falan denk galiba yani gözümde hala. Ay, Autotune'u hoş geldin. Aa, ördek değişmiş, civciv olmuş. Peki. yine okuyamayacağım nicklerden biri. 26 Koys Jolahain geliyor. Of. Evet, ben bunu geçtim, bayağı bayıkmış. Ofo Cazlar Blueslar bu arada bir önceki parçada net drill slide'ları var ya bas olarak. 808'ler hani slide vuruyor. O açıdan dedim. Hani beat'te drill tınları var ama hani lirikleri anlamadığım için konsepte uygun drill mi bilmiyorum. Türkiye usulü drill mi?
Kararsızım hani o açıdan söyledim. Abi headlerden biraz karıştırdı beni demişsin. Eyvallah. Ya zaten direkt bir kalıba uygun ilerleyip hani birebir aynı şeyi vermek ne kadar okeyiz ki zaten ya. Ama bu parça mesela hiçbir şeyde olmamış abi. Çok baydı beni. Abi teknik tabirleri ufak açabilir misin? Ya ben bu örnekleri mesela hani direkt beat yapmayı öğretiyorum kafası bir şey olmayacak ama hani biraz daha bilgisayarımı iyileştirdiğim vakit başlayacağımız beat making videolarında falan uygulamalı gösteririm muhtemelen. Making'in Anadolu Drill yapalım mı? Yapalım. Bu bayağı sıkıcı bir parçaydı. Geçiyorum. Zaten iki parçamız daha var Fransa'dan. Sonra İngilizce'ye geliyoruz. Frenetic, Fishing Sofyan Pomart, Noir du Blanc geliyor. Davul var mı diye baktım. Davul yokmuş. Bak Ozan. Ozan bayağı uzun bir şey yazmışsın. Okumaya üşendim şu an. Ozan bitsem mi yaptın? Ha şarkının sözleriymiş tamam. Tabii. Yedim ben de o şarkının sözleri olduğunu o yazdığın şeyin. Abi bunu nereden rap saydın? Abi vokal rap vokal ve frenetik rapçi abi. O yüzden rap saydım ama. Ya geçiyorum çünkü hani dirikleri anlasak belki bir mana bulabilirdik ama şu anlık. Pek bir yorumda bulunmayacağım. Rhyme Series kafasına yakın evet. Spoken Word kafası. Hatta direkt Spoken Word bu iş yani de. İster istemez benim kulağım rap müzikte davul arıyor ya. Evet Ozan sevgiler tekrar. O zaman Fransa'daki son parçamız. Buba featuring Yado ve Bram Sido Piccolo geliyor. Tekrar geliyor. Yani benim için tahammülü zor bir subgenre yine. Aranızda beğenenler de oldu, beğenmeyip sıkılanlar da oldu benim gibi ama yani ben çok aynı giden parçalardan genel olarak bayıyorum ya. Evet arada baby den de farkındayım. Evet. Evet Çiğli arkadaş şansa değiştirmem ama hususi açmam bunu. Fransa'yı da bitirdik. İngiltere'de de aşırı fazla bir şey yok. Yani daha doğrusu GRM Daily sayfası biraz şimdi çakar tetiklenecek ama ya benim için fazla British nette orası açıkçası. Hani geçen haftaki işlerde de olduğu gibi böyle çok korkutan şeyler de oluyor. Aralarından seçmeye çalıştım fena bulmayacaklarınızı ya da işte linçleyebileceklerimizi. O zaman başlıyorum. İlk olarak Lady Leisure D.I.B. geliyor. Kötü değil ama ben fade attım. Yetti çünkü. Ya o da şeyden çoğunuzda vardır. Hani British aksanı yani İngiliz aksanlı hani benim için alışma süreci gerektiren bir şey ve benim için hala alışma süreci dolmuş değil yani. Çok uzun süre İngiliz aksanı beni bayıyor. Açıkçası. Evet yani kendini övme rap müzikte çok bolca duyacağınız bir şey. Birçok MC'ye yakıştırıyorum. Sadece rakimle kısıtlamam onu ama yani herkes de övmemeli evet. Lady Leisure'ın patlayamaması konusuna gelirsek ya kendisinin hani ilk konserlerinden biri Türkiye'de falan olduğuna göre abi vizyonunu biraz düşünebilirsiniz. Biraz Türkiye'de devrap etkisiyle popüler olan İngiltere'de bir ara tutmuş ama hep aynı şeyi yaparak kariyerinin ayağını sıkmış bir isim diyebilirim açıkçası Leisure için. Kötü bir MC kesinlikle değil ama abartılan bir şeyi de görmüyorum yani. Yine bize geçirdi ya ama. Ha kötü parça mı? Hayır. Ama yani ben en iyi MC listeme falan almam yani. Sıradaki ismimiz. Chucks ve Rose 9 Sasuke geliyor. Evet yeterli ama ben bayağı beğendim. Hani yani çünkü yani gerçekten bağırmayan sakin drill benim de daha çok tercih ettiğim
bir şey ama yani bunu diğer dirilerden ayıran şey ne diye sormuş Emir. Açıkçası yok abi hani UK drill hani ya birçok parça bana da birbirinin aynısı geliyor ama işte olması gereken bu. Hani liriklerde duymak istediğim ama tasvip etmediğim şiddeti duydum yeterli. İlla vokalinizin bağırıyor olması gerekmiyor. Ama evet arda arda yüksek BPM'de çok kafa şişiriyor bunlar demiş. Bu Burak ben de hani çok uzun süre arka arkaya drill dayanamıyorum yani açıkçası yine. Aristo hoş geldin. Yani bence geçerli parça. Sırada I Am featuring H Moneda Brick and Uber geliyor. Bence fade attım bu arada. Bence iyi bir parça. Hani ikinci arkadaş biraz bayık geldi bana ama yani Ecofresh ve Rota çocuk yapsaydı neye benzerdi sorusu olan varsa cevabı klipte dediğim arkadaş ben bayağı beğendim ya. Hani beni yakaladı. Siz nasıl buldunuz? Kimsenin öyle bir sorusu yok bu arada dedi Emir. Yani ne bileyim. Bence de iş yapar ya Ozan. Bayağı beğendim. Yani şey bizim ülkeden örnek vermeyeceğim de yani British French Montana olur bu çocuk biraz vizyonu varsa. French Montana ne kadar iyi bir örnek ayrı bir mevzu da. Keşke hiç bulmasaydık. Evet, ilerliyorum. Dezi Uno Uno geliyor. Evet tamamdır. Ban yemeyeceğimiz bir yerde durdurduk. Yani önce dinlediğimiz iki parçaya göre İngiltere içerisinde kıyas yapıyorum. Şu an zayıf bulmakla beraber yine kötü değil abi. Geçen hafta İngiltere en faciasıydı bu arada hazırlıyorsunuzdur izleyenleriniz. Hani Almanya klasik en kötü müziği Almanya'da duyacağız globalde derken İngiltere geçen hafta baya kötüydü yani çıkanlar. Bu hafta toparlamış. Hani o özüne dönmüş yani. Hani hususi açıp dinlemem ama çalsa şikayetçi olmam açıkçası bu parçadan ya. Bu arada ben beat'te bir hata yakalayamadım Gözde ama hani sen konservatuarlısın benden daha iyi duyuyor olabilirsin bu konuda ya. Vokal biraz bayık geldi bana yer yer. Bir de ben İspanyolca göndermesi falan düşünüyordum. Ama Yuno Yuno'ymuş parçanın ismi. Uno Uno değil. Tidus'un sorusu vardı. Ona bir döneyim. Evet nakarat bayağı bayıktı Deniz bence de. Tidus insanlardaki her şarkıda değişik bir tarz duyma isteme eğilimi nereden kaynaklanıyor sence diye sormuş. Ya şöyle bir tüketim hızı çok arttı. Ama bu benim dediğim gibi kesinlikle net doğru olarak söyleyeceğim bir şey değil. Benim kendi düşüncem. Tüketim hızı arttıkça insanlar sürekli o tüketime yetişebilmek için insanlardan kastım müzisyenler. Hani birbirinin kopyası diyebileceğimiz işler vermeye başladılar ve insanlar da haliyle biraz daha çok yönlü müzisyen dinlemek istiyor. Haliyle bunu karşılamadıkça da hayal kırıklığı yaratıyor ve hani artık belli başlı isimlerden soğuyacak hale geliyorsunuz dinleyici olarak. Globalde bile yaşadığım bir problem, dinleyici olarak hepimizin yaşadığı bir problem yani. Üretim olmayınca da abi üret diyorlar dinleyiciler ama. Demiş Mali. Ama yani abi insanlar bu da mı 2021? Peki. Ay, ilerliyorum. Kapo Tsunami geliyor. Ah, tamam. Yine ban yemeyeceğimiz bir yerde ben geçtim. Yediysek artık çoktan yedik zaten ama. çünkü parça bayık abi. Geçtim. Yok parça çok bayık abi geçtim o yüzden üzgünüm. İlerliyorum. Osman Guzman featuring Blade Brown The Deal geliyor. Yok abi fade attım ben. Ben de acıktım böyle klip mi olur dedi Musab. Abi çok kötü parça. Bunun aynısından yani Amerika'da herhalde bir 1.000 tane falan duyduk. Gamat hoş geldin. Siz nasıl buldunuz bilmiyorum ama ben bunu hızlıca geçerim yani. HDC Dutton Celabi geliyor.
UK rap ama ismi Fransızca parçanın. Evet arkadaşlar, başarılı buldum ama yeterli gördüğüm için kendi adıma fade attım. Atonallik mi var parçada? Sanki oturmuyor gibi, bir şeyler eksik gibi demiş Gamata. Ben bir atonallik fark etmedim Gamata ya. Ama çok odaklanabildiğimi de söyleyemem açıkçası. Ben çünkü çok odaklanabildiğimi de söylemem derken, hani UK aksanına alışamadığım için, hani lirikleri anlayayım diye ona dikkat kesildiğim anda bazı şeyleri kaçırabiliyorum çünkü. Hani Mali'nin de daha önce chat'te fark ettiği gibi, bir hani Amerikan aksanına alıştığım için hani bildiğim İngilizce değilmiş gibi geliyor İngilizce olmasına rağmen çoğu zaman. Lizzy bunu beğendi. Peki. Ama bence geçerli iş ya bu da. Sırada. Juice Man's No Chaser geliyor. Evet. Parça bitti. Şöyle bir yarım yamalak verebildim size ama olsun. Ya ben mesela yine İngiltere içerisinde kıyaslayacağım. Nedir'le şuradan daha başarılı buldum. İlk kez dinlediğim birisi kendisi bu arada. Bence de gayet iyi, vokal yormuyor. Beat bayağı tatlı. Günün geçerli işlerinden biri. Hani en iyi aday gösterir miyim? Hayır. Muhtemelen. Ama başarılı. Bu hafta İngiltere üzmeden gidiyor. Şimdi herhalde üzecek bir parça gelir, son üç parçadan birinde herhalde. Sıradaki parçamız Dutch He Can't Stop geliyor. Yok, bu kadar, buna bu kadar yeterli abi. Nazar değdirdik gerçekten. Çok kötü ototune, çok kötü parça. Baya kötüymüş ya. İlerliyorum. Hız kesme ilerliyorum. Shaw featuring Elastic Styling geliyor. Evet, ben geçtim. Ozan, aklımdan geçeni yazdım. Çin malı YG Ragdoll gibi bir ritim, bir yere kolu bir yere gidiyor demiş. Gerçekten. Çok çok Çin malı YG gerçekten ya. Ha, bir önceki parçanın yanında iyi mi? İyi ama yani. Delivery iyi değil bence de, Afrojazlar, Blueslar. O zaman UK'den son parçamız geliyor. Nerede? Rack 5 ve Splash'a Slow Down geliyor. Fade attım. Burak tamam, çekerim şimdi seni. Ya da çocuklar çekerler diyeceğim de, ben yayın odasına geçeyim bir dakika. Ben de yayın odasında değilim çünkü. Giriyorum. Burak, sesim geliyor mu? Burak, sesim geliyor mu? Parçaya bir yorum yapayım bu arada. Sen bir geliyorsa da bir şey deme. Şöyle ki, benim sevdiğim sakin bağırmayan drill vokallerinden diyorduk ama ikinci abiye Ali E4 diyerek E4 diye büyük haksızlık etti. Çünkü bu direkt abi beceriksizlikten off beat ya. Üzgünüm. Yine üzgünüm counter. şey. İlk arkadaş fena değildi de ikinci arkadaş bizi yok etti yani. Beat'e yazık olmuş. Düşüncem bu parça için bu yönde. Ha, İngiltere geçen haftaya göre iyi tabii. Burak'ın mikrofon problemi düzeldi mi? Burak, duyuyor musun beni? Duyuyorum abi, sen konuşuyorsun diye ses vermedim. Ha, tamamdır. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Açayım mı Şimdi. o kamerayı, yoksa gerek yok mu? Yok, gerek yok. Şu an senin kameranı koyabileceğim bir yer yok ekranda çünkü. Tamam. Sıkıntı yok kanka. Sana Boş Together linki atmam lazım sadece. Bir saniye. Hop. Sana özelden Boş Together linkini attım abi. Geldi abi, tamam. Bu hafta özel işler vardı, ondan bir daha Almadığın bir şey varsa sen de biz hiç dinlerken koydular eklersin yani. bilmem ne, ama aynen. Burak'ı görmek istiyorsun ama şu an ekranda onun normalde ikinci konuğumun kamerasının olduğu yerdir. Bugün şarkı sözleri var. O yüzden sesle katılacak Burak. Burak'ı bir ara görürsünüz ya. MF Doom yayını planımız hala var. Adamın kırkı çıktı gerçi, değil mi? Yok, daha çıkmadı.
Yok, öldüğünde Yurt kırkı dışında. çıkmıştı ölüm haberleri yolunda. Of, çok karışıkmış. Aa, yapma. Adam gider ayak İslam trolledi. Neyse. Ben başlıyorum abi. Hazırsan. Playlist sırasıyla gideceğim. Aa, ülke bayraklarının oraya seni alabiliyormuşum. Tamam, sen kamera... Ama bir dakika, kamera açarsam benim bütün ayarım Yok gidecek. yok yok, tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir dakika, bunu daha da küçültebiliyor muyum? Gerek yok ya, kasma, devam edelim. Bir şeye bakacağım, ona göre. Tamam. Evet. Dur, onu şöyle yapacağım. Sen kameranı aç abi. Şey, hadi bakalım, gerçekten beni görmek mi istiyorsun? Çok enteresan. Gerçekten enteresan ama. Evet. Ben senin kameranı yakalayacağım şimdi. Buradan. Ama gerçi o zaman da sen gideceksin. Dur, nasıl ayarlayacağız onu? Mic'ı kapatabilirim şu an. Yok. Şöyle yapacağız. Tamam, böyle ayarlarız ya. Ama senin kameran bana gelmedi henüz. Gelmedi mi? Allah. Aynen. Kameran açıldığı anda ekrana alıp yakalamayı deneyeceğim ama şu an kameran gelmiyor. Ya sen dene, senin kameran gelirse ekrana veririm. Sen oradan açmayı dene abi. Ben parçayı başlatıyorum. Burak, sesim geliyor mu? Seninki bize gelmiyor şu an, bir şey diye diyorsan çünkü. Ha, şu an tamam, geldi kameran. Ülkem Türkiye ve onun canlı internet altyapısı. Teşekkür ederim ya. Rica ederiz. Her zamanki problemler. 2 dakika olmuştu daha. Ve 5G ile bile bağlayayım ya. Olamaz böyle bir şey. İmkanı yok. Dur, ben şu an senin kameranı getireceğim. Şaka gibi. Alıştık artık abi. Sürekli problem, sürekli problem. Kimse sorgulamıyordur yani. Niye böyle değil? Garip oldun ama idare edeceğiz. Sıkıntı yok. O Hülya Avşar efekti Burak. Berkin abi. Yok yani şey, bayağı bir presledim seni şöyle de o yüzden. Ben sana kamera açmıyorum kasmasın diye. Sorun var mı? Tamam. Ya. O zaman ben parçaya başlatıyorum abi, ilk parçamızda. Gönder gelsin abi. Nick Caution, Cold Check, Session 47 geliyor. Evet, parça bitti. Burak nasıl buldun? Chat nasıl buldunuz? Ben siz yorumlarınızı yapın. Ben sonra değineceğim. Bu sırada sıradaki parçanın liriklerini bulayım ben. Abi Nick Caution zaten bu son 2 aydır falan çıkardığı single'lar takılıyor. Ben Pro Era ekibini zaten komple seviyorum. CJ Fly da geçenlerde bir şeyler çıkardı. Tarzdan tarza çok fazla geçiş yapıyor. Buna bir artı mı yazsam, eksi mi yazsam bilemedim Nick Caution için. Ama ben şarkıyı genel olarak beğendim ya. Ben bayağı beğendim ya. Beat Poyera standartlarında fazla hareketli. Ya Ama ben güzel yani. yani şey, bir Switch'ten önceki ilk beat'i, daha doğrusu bu iki parçanın birleştirilmişi galiba diye biliyorum, arka arkayalar. Aha. Cold Check'in beat'ini daha çok beğeniyorum. Ve oradaki flow bence bayağı iyi abi. Nick Ocean benim
çok fanı olmasam da hani Yani... takip ettiğim bir isim. Ara ara ne yaptığına bakıyorum ben de. İlk Ocean sonuç klibi de fena değildi ya, güzeldi. Aynen. Bayağı ortalamanın, kendi ortalamasının üstüne çıktı. Ozan da yazmıştı zaten çatı, albüm kötüydü falan diye de. Şu anki hali güzel. Bence de. Sonraki albüm daha iyi olacak. Bu arada sen haftalık globallere düzenli gelmek istersen kapım açık. Çünkü biz çok uzun süre bir daha istatistik düşürdüğü için spor yayını yapmayacağız, biliyorsun bunu. Yani, Partnerlik gelene kadar. partnerlik gelip de biz rahat rahat takılana kadar hiç derdimiz olmadan biz onu yapmayacağız kanka. O yüzden istersen haftalık globalde kapım açık yayınlamak istersen her zaman için. Globalde bakalım nasıl olursa artık. Hani Ya sadece müsait Amerika olur. kısmına mı gelirim? Ya sadece Şey Amerika değil, çünkü hepsine gelmen lazım. Almanya kısmına yorum yapamam ben. Drak bizce İngiltere de iyiydi. birazcık, Fransa'ya birazcık. Drak bizce de NBA ve futbol muhabbeti iyiydi ama ya şey var. Hani çok spesifik bir kitle aramızda onu seviyor ve 11-12 kişi oluyoruz. O da bizim partnerlik ihtimalimizi düşürüyor ve biz partner olamadığımız müddetçe size seçenek gelmeyecek. Hani kafan şansa gelecek yani 720p 160p mevzusu. Partnerliğe de az kaldı. Onun için yayınlara düzenli katılımınız önemli deyip tekrar ben ilerliyorum. Bence günün geçerli parçalarından biri olacak. Yani finalde en iyilerden biri seçer miyim bilmiyorum. Birçok işi burada dinleyeceğim çünkü. Evet, biz Premier Lig derbisi günü Premier Lig yayını yapıyoruz. Evet, o gün tercihi de Burak'a aitti bu arada, haberiniz olsun. Hayır ya, hayır, o günün tercihi bana ait değildi. Ben o gün özellikle dedim, Okan bugün maç var diye belirtmiştim sana. Yok, genel olarak hani sabit bir gün belirleyelim diyordum ya, hani o günü Ha sen evet, seçtin anlamında. şeye denk gelmiştir. Ha tabii. Şey Şey gününe denk gelmiştir. Hafta arası maçlarından birinin olduğu zamana denk gelmiştir. Rakşen demiş ki ne zaman başvurmayı düşünüyorsun abi? Abi şu an ortalama saatimiz tutuyor. 2-3 gün sonra geçen aydan kalan aylık gün gün hani 30'luk gidiyor. Yani atıyorum bu geçen ayın 27'sinden bu ayın 27'sine bakıyorsa yarın 28'den 28'ine bakacak. Bizim iki tane 11 ortalamalı yayınımız çıktığı zaman izleyici ortalamamızda büyük ihtimal tutacaktır ya da yaklaşacaktır diye düşünüyorum yani. Yani herhalde Şubat ayının ilk haftası falan başvururuz bir aksilik olmazsa. Olasılık hiçbir fikrim yok. Twitch Türkiye ofisi bakacak ona yani. Ben ilerliyorum bu arada parçamıza. Sıradaki parçaya. Anladım. Evet Musab da hani bazı yüksek oranlı yayınlar da tabii ki bu tarih ilerlemesinden gittiği için yerlerine yenisini koydukça ilerleyecek ya şu an 68-75'e çıkardığımız anda ortalamayı başvurabiliyoruz. Sıradaki parçamız West Side Gun featuring Armani Caesar, Liz Loves Luger geliyor. Of, Burak ben fade attım çünkü dayanamıyorum ben bu At vokale. abi. Yani İyi yapmışsın abi. Ya ben de Ozan artık o, ya Ozan tetiklenecek ama yani gerçekten of. Abi ben bu kriz geldi. Alchemist'te olsa yani bu davulsuz beatlerden ve bayık Bak sample'lardan aşırı şeyde çok bunaldım. heyecanlandım Ve bu. hani ben West Side Gun'ın da vokalinden Alchemist'i tiksiniyorum. anlıyorsun Burak üst üste konuşmayalım abi. Sen söyle ben öyle ya. gireyim. Hoş geldin Abi o bizlere, ne Produce haberler? Pacific'i duyunca ben aşırı heyecanlandım. Lan dedim Alchemist'in eski şeyleri mi geliyor acaba falan diye. Yok abi gene standart bu araki işte şeyler başladı gene. Davulsuz. Kriz geldi bana şarkıyı dinlerken. Abi davul girsin artık. Snare duymak istiyorum diye. Abi Girdi. evet yani ben sinir duymak istiyorum. Bir iki mesela bugün Fransa'da dinlediğimiz bir işe Spoken Word abi bunu rap olarak değerlendiriyor mu yüzlenmişti. O parça bunun yanında şaheser abi. Yani ben Griselda'nın bu sound'undan tiksiniyorum abi, üzgünüm. Ben de öyle ya. Anlaştığımız noktalardan birisi bu. West Side Gun abi, ben artık hani bu brrr dinlemek istemiyorum ya. Vallahi yeter abi, sal bizi artık ya. Ya hatta ben hani beni vurulduğunda söyledim. Şimdi 50 bin yıl bu muhabbeti dinleyeceğiz. Dizimden şöyle vuruldum. Brrr, dizimden şöyle vurdular. Bu bum bum dinleyeceğiz yani, anladın mı? Öf. Vallahi abi Veysel Sarı'yı da dizinden vurdular. Tuttu Galatasaray'da sağ bek oynadı. Yapacak bir Ya şey yok. keşke beni sağ bek oynasa ya. Of. Abi Griselda Sound dedikleri şeyi açabilir misin? Şöyle 70-80 BPM arasında genellikle davulsuz davulluyken de böyle hani aşırı kirli davullu ağırlıklı karanlık sample.
Beatler diyebilirim. Katılır mısın bilmiyorum. Anlatmak adına. Şu an hani örnek parça Yok açıp abi. çok uzaklaşmayayım konudan dedim ama. yükselttikleri zaman da hi-hat'i kesiyorlar. Niye? Evet, evet, İçeride evet. bir var. Ama genelde BPM düşük oluyor abi. Yani. Ben de pek dayanamıyorum ya onların da. Bilgisayar şey falan. Griselda Sound dediği için malı Rock Marciano Sound. Abi Rock Marciano da tık. Doğru. Ya evet de ya Rock Marciano da ne sound ne sound aman. Öf. Rock Marciano'dan da ben çok sıkılıyorum. Uykum geliyor abi benim üzgünüm ya. Yani Mıy 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 şey mıy mıy ne anlatıyorsun bana? Ayet mi indiriyorsun Allah aşkına yani? Deep'in sıkıcı versiyonu gibi Rock Marciano. Konu maç mı rap mi? Yusra hoş geldin rap. Yok yok rap. Ben bu parçayı abi günün en kötüsü bile seçmeye adayım yani Almanya'daki işlerin yanına. O kadar kötü. O kadar da girmem ya şimdi. Abi yani sırf isim yüzünden de bunu kurtarmam Ha, yani tabii. üzgünüm yani. Sırf isim ya isim Yok ya. dediğim de yani. Ne bileyim beni biliyorsun. O driller falan pek gitmiyor benim. Ha, Yok. drill dinleyeceğime bunu dinlerim hani. Ben ikisini de dinlemem abi. Çok daha güzel müzik janrıları var. Yani psychedelic rap dinleyebilirim, senfonik metal dinleyebilirim, caz dinleyebilirim, ragtime dinleyebilirim. Hani o çok alternatifim var yani ikisi yerinde de çok alternatifim var yani. Ya illa rap dinleyeceksem de abi ben 90'larla mutluyum ya. Ben de mutluyum. Gerçi hani bu hafta çıkan işte birazdan dinleyeceğiniz işlerden birisi de bana yetti bu hafta ya. Ben terapi olarak gördüm ben onu. Yani ya o kadar da değil be demişsiniz ama abi gerçekten hani Westside Gunn ve Griselda ekibi son 5 yıldır aynı albüm ve aynı şarkıyı vermiyor mu bu bayıklıkta? Westside Gunn'ın bütün albümü buydu kanka. Bu parçanın da olduğu albümden bahsediyorum. Bütün albüm buydu ya. Çok bayıyor beni yani üzgünüm. Ozan şey demişti ya chatte Fly God nerede bu nerede diye. Yani Fly God'la bu abi arada Rushmore daha falan var herhalde. Ha bu parça haftanın ya ben, yok ben şu an sinirimi zehrimi akıtıyorum Deniz. Yoksa evet bu parçayı hani en kötü seçmem Almanya'dan adayım var oraya ama hani bakalım diğer dinleyeceklerimiz biraz belli edecek ama yani çok bayık abi. Ay. 90'da Getirin doğanlar lan. torun seviyor abi. Biraz daha açık görüşlü mü olsak ya açık görüşlü bir insan olduğumu düşünüyorum. Yani. Ben değilim ya, ben dinozorum. O zaman sıradaki parçamız. Aa, dur liriklerine bakmadım. Vardır o kesin vardır. Çünkü bayağı arkadaş artık mainstream. Bu parça yüzünden de tutuklanma riskimiz var ama. CJBOP. Hani Büyük Orta Doğu Projesi çünkü. Kötü şakamı da yaptığıma göre. Ben giriyorum. Sıradaki Güzeldi parçamız CJBOP geliyor. Evet. Parça bitti. Çok az geç gördüğümüz için tamamını seyretmek zorunda kaldık. Ne düşünüyorsun? abi, dil İngilizce olmasa klip Almanya'da mı çekildilerdi? Skirt dedim Şeyde. rahatladım geldi. Evet Ronan demin Gamata sana abonelik hediye etti. Aboneliğin hayırlı uğurlu olsun tekrar. Abi şey var yani Hupti'nin bütün olayının beat olduğunu tekrar bu parçayla anlamış olduk. Yani çünkü burada sıradan bir beat var ve berbat bir CJ var. Yani Hupti'deki CJ de iyi değildi tamam ama en azından bir o beat yüzünden dinlenebilirliği var ya onun. Hani bu şu an Bunda dinlediğimiz parçaysa benim için NYC Drill'in en kötü örneklerinden bir tanesi yani. Albenisi olan hiçbir şey yok şu an. Kesinlikle hemfikirim. Ve hani abi bir şarkı yaptın tuttu tamam eyvallah ama yani daha ay, hani bir sonraki şarkında aynı şarkıya yani o tutan şarkına 25 tane referans vermene gerek var mıydı abim daha hani şey ya bu denedim akustik versiyon denedim 2021 bu anladın mı? Yaptık bir tane. Tuttu. Bir daha yapalım. Niye olmasın? Of. Sırada benim sevdiğim senin benim sevdiğim için benden nefret edeceğin bir isim var. Buna daha fazla bir şey söylemeye gerek duymuyorum açıkçası. Kim acaba? Liriklerine bakayım. Playlistemde gözükmüyor mu? Nasıl kim acaba?
Yok gözüküyor da playlist sıralı değil ya. Ha. Yo, ben şu an sırayla giriyorum. O zaman. Hadi Genius, yapabilirsin. Turdayız mı? Tamam, geliyor. Yok. Sıradaki parçamız. NLE Choppa Picture Me Grabbin geliyor. Oy. Evet arkadaşlar, geçtim. Yani NLE Choppa benim genellikle beğendiğim bir isimdi, ama bu parçanın ilk verse'ü iyi gidiyordu. Hani güzel bir Pac tribute var, eyvallah. Nakarat fena değil. Ben biraz daha ilerleteyim, yine de ne olur ne olmaz. Banman yeriz. Tribute değil ya. Ve ama Lütfen. ikinci verse ve parçada kesinlikle aranje yok abi. Çok hani yani çat diye nakaratlar ve verse'ler geçiyor. Hiçbir şekilde bize onu hissettirmiyor. O açıdan ikinci verse'ün ortalarına doğru feci baydım. NLE Choppa beni bugün üzdü. Ya Evet, yapma ya Deniz'e klip katılıyorum. Fena başlamadı ama çok saçmaladı sonlara doğru yani. abi klipteki o yapma tripleri hani tam Tupac tribute yapmaya çalışıyorsun alakası yok. Haksızlık olmuş bu biraz. Hatta biraz değil bayağı. Ya ben O genel konuda olarak bakacak olursak. hani eski yeni Memphis soundlarını sevdiğim için NLE'yi de ben beğeniyorum açıkçası, ama bu sefer üzdü. Yok sound'da değilim. Ben sound'unda değilim. Hani şey flow'dur, beat seçimidir vesaire falan. Onları yapacağım yorumdan ziyade hani bu İkinci Pac-Tribute verse falan değil feci baydı bu arada yani. abi. Ben klibi izlerken sinirlendim ya. Hani şey gibi bu. Türkiye'de de paka olan anlayış farklı ya. Yani bir popülarite kasma amaçlı. Ya Tabii gerçek canım. Tupac bu değil eyvallah. Değil zaten de gerçek Tupac bu değil yani. Bu klipteki tributing mevzusuyla alakası yok Tupac'ın. Ya genelde zaten Hit'em Up klibine tribute olmuş. Bu başka bir şey değil. Ya Tupac benim o kadar da sevdiğim bir MC de olmamasına rağmen bu Tupac'a birazcık hakaret olmuş. Kusura bakmasın. Evet, beat falan hoştu abi. Gerçekten o kadar yormaya gerek yoktu verse'lerde ya. Hemfikirim Deniz'le. Senle de aynı zamanda tabii ki. Hala West Side Gun'ın parçasından ve CJ'in parçasından daha iyi tabii ki bu arada. Ama Nick Ocean'a yaklaşamadı Amerika bazında gidiyorsak. Şu an hani 4 parça dinledik. Daha çok şey dinleyeceğiz de. Sıradaki parçamıza ben geçiyorum o zaman abi. Geç abi geç. Tory Lanez One Hitter geliyor. Evet Burak, chatten geç kararları çıktığı için ben geçtim. Gerçekten hani bu A-Duet tercihini ben almıyorum hiçbir zaman ya. Yani tamam, bu kasıtlı yapılan bir şey ama abi yani gerçekten kulağım acıyor ya. Sende de o his var mı bilmiyorum ama. Abi Tory Lanez genelde bana o hissiyatı veriyor zaten. Onun yapmadığı çok nadir şey. Bir de ben şeyden ötürü geçelim demiyorum sana ya. Amerikan rapini dinlerken birazcık dinozor olduğum için ben biliyorsun. Fazla dinozor gözükmeyeyim diye geçelim abi demiyorum Yok, senlik işler de var canım. Ya ben dediğim ben. gibi Var canım ben ben güncel geçelim. de dinliyorum. Hani boomer değilim ama abi yani hani hatta dinozor kafaysam şu an West Side Gun'a falan normal şartlarda sarılmam lazım mantıken, ama abi yok hani ben, çok kötü müzik ya. Hani son dönemi için söylüyorum. En başta çok Genel yaratıcıydı Griselda, olarak ama seviyorum. yani ya şey değil. Yani abi dediğim gibi hani geçmişinde yaptığı işler çoğu kişinin geleceğini bende kurtarmıyor yani. Son 4-5 yıla baktığımız zaman çok büyük hayal kırıklığı yani. Ya şey istemiştim ben. Royce'la Five9'ın cidden bu eleman dövmesini istemiştim yapmadı ya. Ki ben Tory Lanez'e de çok hayvanlık tabii ki yaptığı şey ayrı mevzu da yani genel olarak hani çok da önyargılı değilim ya. Ama bu parça çok kötü abi. Yani. Tahammül edilecek gibi değil, iyi olmuş. Ben ilerliyorum. İlerleyelim. O zaman sıradaki parçamız. Hobbs'in Yani. ha? Beatlerine, şey, liriklerine bakmaya gerek yok zaten bunun. Ha. Yo, açtım ben.
Hobbs in Your House geliyor. Ve hayatımın en mutlu fade'ini attım galiba. Yeter artık Sehabi adam ya. Kendisi çünkü global Sehabi benim gözümde biliyorsun. Tamam. Aşırı kötü değil ama abi gerçekten yani 4 dakika 25 saniye ne yapıyorsun ya? 50 kere nakarat döndü. Ben Öf. şeye bakıyorum, ben chat'e bakıyorum da Ece arkadaşlar gerçekten beğendiğiniz şey beat mi, gitarın tonu mu? Çünkü hani beat'te bir sürü eksiklik var yapmayın. Ya, Bir sürü hem boşluk fikrim. var. Hem fikrim, hem fikrim. Ya beat bana snare lazım diye bas bas bağırıyor. Boş, devasa boşluklar var. Bilerek isteyerek doldurmamışlar gibi. Gitar tonu güzel. Aranje iyi denmiş. Bence aranje de kötü, nakarattan çat diye çıkıyor. Fark etmişsindir yani sen de. Evet. Ya tamam, Hobbs'ini ben normalde aşırı cringe ve aşırı fake Eminem buluyorum çoğu kişi gibi. Ama bir şey değil. Son kendisinin verdiği son korona şarkısından falansa bu kat kat iyi ama yine de yani, sıradan bir şarkı abi. Hatta bu Benim gereksiz uzun bir şarkı abi. Ben hakikaten uykum geldi yani. bak benim anlamadığım bir şey var. Bu aile içi şiddet temalı şarkıların neden davulları olmuyor abi? Ya snare'ı olmuyor en azından. Bak şey de yok. Atmosfer yaptı yok. Logic yaptı yok. Eminem de yaptı hatta bir kere böyle davulsuz aile içi şiddet temalı bir şey. Birader. Aile içi şiddetle snare'ın nasıl bir bağlantısı var? Ama yani Kool G Rap'in Hey Mr. Mr. şarkısı var. O da aile şiddete yaklaşıyor bir nevi. Hani orada davul var baya. Ya Yani abi bak. ya o da herhalde rap, yani şey değil. Kool G Rap'i çok sevsem de hani asla savunamayacağım bir şarkı bu arada ama yani. Ya abi snare olmadığı zaman bu sefer de benim kulağıma şiddet uygulanıyor. Lütfen. Yani Hey Mr. Mr.'da Kool G Rap direkt olarak hani kendisini aldatan eşinin nasıl öldürdüğünü anlattığı bir şarkı yani o yüzden. İşte cool rap yani Bilmeyenler mafyosu. için. Ya Babalarından şimdi ya yani ona da bu ona da arada öyle. ya o şarkı tabii ki kurgu tabii ki yani de mix'te silmişlerdir. Tamam bana disler geliyor chat'ten. Ah. Ya evet konu belki Türkçe dinleyince çekmiş olabilir beğenen arkadaşlar ama ya yani gerçekten ben bu şarkıyı almıyorum abi. Abi Amerika'da yıllık en az 3-4 tane bu konuda şarkı oluyor. Lütfen. Abi ilerliyorum ben ya. İlerleyelim abi, ilerleyelim. Ozan yine bu işi de beğendi. İkinci bir Pravda vakası yaşattı bana yani. Allah kahretsin ya. Senin müzik zevkine sevgilerimi sunuyorum Ozan ya. Hangi şarkıda iyi dese ben can çekişiyorum ya. Öf. İlerliyorum abi. Oğlum, Ozan olduğu zaman böyle bir şey yaşıyoruz. Sıradaki parça. Tek featuring Conway The Machine and Tek geliyor. Evet, üzüldüğüm şarkılardan biri daha. Neden? Çünkü ben Smith & Wesson'ı bayağı severim ama yani Tek de bayık burada abi. Conway yine son 8 yılda anlattıklarının aynısını tekrar anlatıyor. Sadece farklı kelimeler kullanmış. Ve şey, ben bu beat'i yaklaşık 100 Griselda şarkısında daha duydum galiba. Sen ne düşünüyorsun? Griselda Type Beat mevzusunu konuştuğumuz Net zaman bu abi, net bu beat işte. şey demiştik ya hi-hat olmuyor. Yüksek BPM olduğu zaman da hi-hat koymuyorlar. Bu Abi yüksek bak. BPM değil bu arada lan. Yok Taş çatlasın. Griselda Type için tamam Griselda Taş için çatlasın yüksek 70, bir taş çatlasın 78-80 falan bu yani. ya şeyi hissetmiyor musun abi? Arka lan hi-hat nerede acaba falan Ya diye yok böyle. evet genel olarak yok zaten yani. Şey gibi değil mi böyle NPC, NPD, NPK alan bir eleman hani ilk beat yapmaya çalıştığı zaman onda sadece kick duran. Sanki öyle öyle beatler yapıyor abi. Bir dondun abi tekrar eder misin? Şey diyorum hani böyle NPC, NPD, NPK alan çocuklar böyle ilk beat denemelerinde sadece kick ve snare üzerinden çalışır ya. Hi-hat'e basamazlar, o ritmi tutturamazlar. Öyle öyle beatler yapıyor bu abiler. Yani katılırım kısmen.
Yani şey var, yalan yok. Ben bunu Hobbs'inden ve Tory Lanez'den daha çok beğensem de asla tekrar dinlemeyeceğim bir parça. Yani hani bu ikiliden hani Conway de hala bende zorlama bir Griselda kredisi var ya. Hani çok zorlarsam bir kredi var ya. Hani o kotadan yer diyorum ama tekim bende bayağı bir kredisi varken hani bu parça ikisi için de çok sıradan abi. Tabii canım. Ha dediğim gibi hani Tory Lanez'den veya Hobbs'in işinden beğendim. Normalde sevdiğim Bak yazım NLE Chopin'ın işinden de beğendim ama yani kesinlikle bu değil yani. Aradığım parça bu değil yani bu ikiliden. olarak gerçekten iyiler ama şey değil abi Burada bu. yazım Birinci olarak da iyi olarak değiller ya. ya gene diğer işlere göre kıyasladığımız zaman bunda yazım var en azından. Birazcık anlatı var. Ya ben ilerliyorum. Bu arada sıradaki İlerliyorum abi. parçanın hatta sıradaki iki parçanın henüz Genius'ta lirikleri olmadığı için sözsüz gelecekler. Şarkı sözleri ekranda olmayacak. İlk parçamız bu ikiliden. Afro featuring Voice Vatikans ve Tek yine bu parçada dinlediğimiz. IDK yani I Don't Know muhtemelen. Burak'cığım ben fade attım ya. Tekten bugün üzen ikinci sıradan iş bu yani. Hani buradaki tek verse'ü daha iyi. Ya Afro da yani Rugged Man kendisini keşfedip de tanıttığı günden beri aynı rap'i yapıyor abi. Hiç üstüne koyamadı. Ki çok iyi prodüktörlerle çalıştığı Marco Polo gibi. İlk aklıma gelen ama yani hala bu çocukta böyle bir olmamış bir şeylik var. Sen de fanfikir misin bilmiyorum ama bu parça da beni çok yordu ya. Abi ismini All Flows Reach Out yapıyorsun eyvallah da flow değiştir bari ya. Ha, değil mi, değil mi, değil mi? Yani çok sıkıcıydı ya. Şey bak bir de Evet. Dondun yine. senden büyük bir çocuk. Dondun yine, dondun yine. Dondum. Dondum yine. Geliyor mu şu an ses? Şu an geliyor. Tekrar edersen sevinirim. Şeyi anlamıyorum ben bu çocukla. Çocuk diyoruz yani adının üstünde çocuk. Çocuğun sesi benden daha yaşlı geliyor. Abi çocuk dediğin nereden baksan 25-26 yaşında basmıştır artık ya. Bilemiyorum. Yani 10 yaşında değil ki. Hani ya ki Neyse ayrıca arkada. yani ayrıca biz zamanında Şahim diye bir şey dinledik yani çocuk diyorsak. Of. Yani. Peki, bu arkadaşı diyeceğimiz abi, temsil bir plak şirketi var. Oranın babası Sean Price'tir. Öldü diye de bu kadar üstüne toprak atılmaz ki. Ne yapıyorsunuz bir kendinize gelin. Evet ya Daktan ne yapıyorsun abi ya? Zamanında imzalayamadığıma sevinir hale geldim şunu duyunca. Netteye dönüyor yani gitgide. Yani Bumbep netteye dönüyor. Yani bunlar hani bak mesela şey değil. Her şeyi de Bumbep diye beğenmiyoruz mesela. Bak bunlar sıkıcı işler abi. Çok sıkıcı ya. Hani bitti de böyle çekmiyor yani. Ben hızlıca ilerliyorum abi. Yine Daktan'dan geliyor sıradaki iş bu arada. Bu sefer Tekin Accuracy, Smith & Wesson'daki General Steel ve SK Biliyorum. featuring Beklenti artırıyor. efendim Burak çat diye Bunda kesmesem Napolyon'un varlığı keşke. beklenti artırıyor. Yo, Evet. donduğundan oluyor. Ha tamam. Şey tekrar edeyim ben. General Steel featuring SK ve Napoleon the Legend American Made geliyor. Gelemiyor. Videoda yaş kısıtlaması varmış. Watch Together'da izleyemiyormuşuz. Bu parçayı mecburen es geçtik arkadaşlar. Gelemedi. O zaman sıradaki parçanın ben sözlerine bakayım. Bunu es geçeceğiz mecburen. Gerçekten yaş kısıtlı. Bir sürü şey izledik ve yaş kısıtlaması bunda var. Evet, çok enteresan. Twerk olmadığına yemin ederim. Bu arada sıradaki parçamızın da baktım. Verse Trip Up'tan geldiği için henüz lirikleri yok. O zaman dümdüz devam ediyoruz. Link bırakamıyorum işte. Watch Together'da şunu yaptığımda link gelmesi lazım. Gelemiyor şu an. Dave East, Mercedes Talk geliyor. Yok abi ben bunu da geçtim Burak çünkü berbat bir sampling var farkında mısın? O güzelim sample ne hale gelmiş.
Kanka şey diyeceğim ben sana. Ben bir şey diyeyim mi? Parçayı dinleyemedim. Hı. Şu an internetim can çekişiyor. Bana bir 2-3 dakika müsaade edebilir misin? Tabii kanka. Seni geri sokmayın gibi. Evet, sen internetin canı çekişiyor. Sen kaldığımız yerden devam edersin. Gelebilirsen. Tamam gelirim. Yok yok, modemi bir resetlemem yeterli, kendine gelir ondan Tamam sonra. abi. Şu an 5 megabitteyim. Kafayı yiyor. Cıdırda aldı başını gidiyor yani. O zaman kontrollü bir şekilde kameramı kapatıyorum. Abi uğraşırsan Topic'te bu var, açılır mı? Tamam abi, ben de Burak gelince onu dinleyelim o zaman. Bir önceki Kapatayım şarkıyı. mı kamerayı? Kanka kapat, sorun yok. Geldiğinde tekrar açarsın. Tamam. Yok, düşüyor ya şeyler. Tamam. Onu da ekledik. Burak gelince açarım. Ben şu an Burak gelene kadar bu parçayı yorumlayayım. Abi yani bildiğimiz klasik sample var orada. Musa ekledim onu. Linki atmışsın. Teşekkür ederim. Abi yani gerçekten Davist bir önceki hafta beğenmiştik ama burada çok yoruldum çünkü yani bildiğim bir sample ve çok kötü çoplanmış. Çok sıkıcı bir beat var altta. Ve bir Davist atlı koşturuyor gibi okuyor abi. Neden? Bunu sorguluyorum. Sample ne de iğrenç, sinirden duyamadım. Abi Kanye'nin klasik parçasının sample'ı var abi. DJ Premier sample'ı var meşhur. Zaten intro'da yakalamışsındır. Bak bir daha vereyim intro'yu, duy. Bu sırada Burak'ı bekliyoruz zaten. Edit'te iş çıktı bana ama olsun. Hadi bakalım. Bak geliyor. Yani gerçekten bu, hani bu sample'ı böyle mi kullandınız abi ya? Çok kötü bir tercih. Bunu insan dinleyecek denmiş. Snare girdikten sonra duyulmuyor da ya. Ben bu arada Burak'ı bekliyorum. Devam edeceğiz o gelince. Bu şarkıyı kaçırdığında çok da üzülmeyecektir muhtemelen. Hop. Ben açtım parçayı da. Ya hatta Burak'ın kaçırdığına üzülmeyeceği bir parçaya devam edeyim. Ben gelince bağlanır. O-Rex 516 geliyor. Of, çok sıkıcı iş. Çok sıkıcı iş, geçtim. Bunu da hani bayağı bir duyduk ya Amerika'da. Aynı şarkıyı. Resmen. Hızlıca ilerliyorum ben. Burak gelene kadar en azından onun sevmediği, hani pek yorum da yapmak istemediği drillere geçiyorum ben. Sırada Capg ve Dice Soho Keep Getting It geliyor. Evet, 1 dakika 15 saniye buna da yeterli bence ya. Vokalle beat gerçekten sıfır alaka Emir, hemfikirim. Hoş geldin Burak. Oo, oda da değişmiş. Hoş geldin tekrar. Yapacak bir şey yoktu. Hiç sıkıntı yok. Evet, güzel başlayacak gibiydik de yani o beat'in vokali o değil abi, üzgünüm ya. Ben bu arada sen sıkılacaksın zaten diye sana iyilik yapıp drilleri verse'lardan gelen şeyleri falan dinledim sen ya. Hani iki tane işe eksittim. O süper. Ama bir tanesine yetiştin, gelecek şimdi. Ben bunu da Güzel. hızlıca geçiyorum, üstüne Benim çok kayıt konuşan bir şey kodumu yok. Çok alayım. kötü, çok kötü işte yani bu da. Sırada Ocean Martin featuring Waka Flocka Active geliyor. Hızlıca geçtim Burak ama ben bir iki kelamım var bu parça hakkında. Ya işte parçadan kastım şöyle. Çok kötü iş ama iki sorum var sana. Sence Furkan Karakılıç bu beat'i ne zaman yapacak? Bir. İkincisi sev ya da sevme, alırsa ol ya da olma. Hani en azından hani trap bu hani diyebiliriz değil mi? Hemfikir misin? Hani ATL trap bazında bakıyorsak bu yani. Ha, Biz ya eyvallah. yani Türkiye'deki muadilleri hani bu, asla bu yayını izlemiyorlar tabii ki o çocuklar ama yani abi gerçek trap bu arkadaşlar yani. Abi şimdi şöyle bir durum var, sorduğun soruya cevap vermek için. Hı. Önce bunun Almanya'da bir kötü kopyasının yapılması gerekiyor. Daha sonra Türkiye'de o kötü kopyanın da kötü kopyasının yapılması gerekiyor. Evet. Ama bunun Ya kopyasını tam yapmıyorlar abi. Onlar yani chat emo rap'i trap zannediyorlar ya şu an. ha. Yani hani ben şeyden örnek vermek istiyorum, hani yap
Yaptığınız müzik trap değil ama siz bunu trap diye adlandırıyorsunuz ya. Aha işte o bu. Hani onu göstermek için güzel bir şarkıydı. O trap bu abi. Keşke abi. Kuyabon'un kopyasını yapabilseler demiştiniz ya. Evet. Ha yani Ya Migos tamam. olmayı deneyenler de Migos olamıyor tabii ki yani. Abi ben Trap'i T.I. ile tanıdım. Şu anki Karmaya? halini Wow. T.I. ile kıyaslayamam. Karmaya Türkçe en iyi trap diyorlar. Şaka değil dedim Musa. Wow. Karma tam bir emo rap şarkısı değil mi abi? Tam SoundCloud rap değil mi o ya? Ya ben Emo rap parçaları yani bilirim. onun illa bir subjanraya sokacaksam Karma şarkısının şeyin şu an net olarak abi ben buna SoundCloud rap derim yani. Emo rap derim yani. Benim kendi portalımın kirletilmesine dayanamıyorum. Ben yıllar önce ilk beatleri falan SoundCloud'a yükledim. Şu an SoundCloud ne halde? Arkadaşlar Cloud Rap değil asla ya. Hani Türkiye'de doğru düzgün bir Cloud Rap daha duymadım ben. Katılıyor musun bilmiyorum ama yani. Türkiye'de yeni Memphis yok abi. Asla Cloud Yok. değil ya. Öyle bir şey olmasını da beklemiyorum ben ya. Yani Ya Türkiye'de zaten ön... Memphis rapinin çıkabileceği en uygun şartlardaki yerler doğudaki iller, oradan da öyle bir rap çıkmasını beklemiyorum. Yani ben Cloud Rap demem ona ya. SoundCloud Hip Hop'a daha yakın görüyorum yani. Kötü parça mı? Hayır bu arada. Kesinlikle kötü bir parça değil ama asla Cloud Rap değil ya. Ben ilerliyorum abi. Demin açamadığımız parça klipsiz topik olarak gelecek. Smith & Wesson ve SK'in Napoleon The Legend'la yaptığı American Made topik olarak bizlerle geliyor. Ben fade attım abi. Yine üzdü. Sevdiğim isimler bugün beni üzüyor. Çünkü ya yani şey var. Tekin parçalarından daha iyi veya kendisinin Afro'yla yaptığı parçadan daha iyi olmakla beraber beat çok kötü abi. Neden öyle bir sample tercihi var ya? Abi sadece sample tercihi değil, Davullar da sample çok bayık duyulmuyor. evet. Ben bir ara kulaklığımdan zannettim, sesi açmaya çalıştım. Sıkıcı iş ya. Ses sondaymış. Parçanın tek iyi özelliği davulları düzgün mixlenmiş herhalde, başka bir şey yok. Ertuğrul ve Hype şey diyeceğim size. Bu işte hip hop Avrupa'ya nasıl geldi, ülke ülke gittiğimiz kısım Cenk'ten sonra bitecek ve ben hemen Türkiye'ye atlamayacağım. Biraz daha şehirler ve janralara daha detaylı gireceğim bir hip hop 101 planlıyorum önümüzdeki zamanda. Ama ben neden en başta biraz hızlı hızlı girdim? Çünkü bazı kavramların ve tarzların birbirine çok karıştığını gördüğüm için yüzeysel hızlıca bir onu verelim komple diye girdim. Hani sound nasıl evrildi Amerika'da? Yani Amerika'daki hip hop tarihi adı altında onu anlattım aslında biraz. Yani Old School ve Golden Age dönemi sonrasında. Beef'i falan da sayıyorum tabii ki. Ama o şehir şehir veya işte atıyorum South diyorsak Memphis'e ayrı bir başlık açacağız mutlaka ya da Atlanta'ya işte Doğu'da New York Sound'la Chicago Sound'u neden farklı daha detaylı gireceğiz ona yani ileride ama önce bir Almanya'yı bitirelim hani Türkçe rap için Türkçe rap tarihine çok çok daha sonra geleceğiz herhalde ya ama gelecek zamanla o yani davullar da çok bayık bu parçada katılıyorum Gözde. Kaç gündür hiç pizzadan bahsetmemen. Yo yedim yakın zamanda ya. ilerliyorum ben. Ama şeye bozuldum mesela. Yani geçen Vedat Milor'un tweet'i vardı. Pizza demişken biraz kaynatalım madem. Zaten az parça kaldı. Ya şey diye. Hawaii pizzaya diss atmışlar ya. Abi ya hani şey var. İtalya'nın işte toprak bütünlüğüne saldırıdır falan diye. Abi bu Kanada çıkışlı o pizza. Eyvallah. Tamam İtalyan pizzasıyla alakası yok ama demek ki insanlar sevmiş ve İtalyanlar bunu problem etmeden İtalya'daki neredeyse bütün pizzacılara bunu soktularsa bence konu kapalı yani toprak bütünlüğüne hakaret falan değildir. Damak zevkidir yani. Çok saçma sapan bir konuydu o da ya. Gerçekten sana ne ya? Ben seviyorum Hawaii pizza ya. Sana ne ya? Ve hani şey değil, İtalyanların toprak bütünlüğüne saldırıdır. Lahmacunu işte siz lahmacunu ananaslı yer misiniz? Bir lahmacunla pide benzetmesini yapmanız gurmeler olarak abes kaçmıyor mu? Bunu bir sorgularım. İki, yani gerçekten hani İtalyanlar bu kadar önemsemiyorken siz niye dert ettiniz abi? Hani İtalya'daki hani 10 pizzacıdan 11'inde falan var yani Hawaii pizza artık. Yani hiç bu Amerikan pizza kültüründen çıkmıştır, yok Kanada'dan gelmiştir falan dememiş adamlar yani. Ya Sinirim abi biz de bozuldu. tatlının içine peynir sokuyoruz. Ya da ne bileyim şeyler var işte. Cevizli
Tahinli Aynen pide ya. var. Yok Ertuğrul damak zevki bitti yani. Yani lahmacunun en yakın şey çok alakası olmaz. Zaten etli ekmek abi zaten. Sen baştan gurme olarak nasıl lahmacun ve pizza kıyası yapıyorsun ya? Neyse. Ben ilerliyorum. Pharaoh'un yeni projesi gelecek sırada. 13 Cult 45 geliyor. Hadi bakalım. Çok hype'ım bu projeye. İlk kez yayında dinleyeceğim bakalım. Benim için günün en iyisi abi. Müthiş. Müthiş. İşte Bunu bu ya. duymak için bak. İşte bu abi ya. Bak. Bu ya. Hani ya, ya şeye de gerek yok bak. Hani sondaki müzikalite zaten hani bambaşka bir noktada müthiş de. Abi hadi o olmasın. Rap verse'le beraber parça bitsin. Benim için yine aynı yorum geçerli abi. Bu ya. Complex rhyme var. Flow var. Bence çok tatlı bir beat seçimim var ortada. Gerçekten müzikal bir şeyler duydum sonunda ya abi. Bu işte abi. Ha, bu, al yine bir de bu arada bakarsan bu da boom bap yani bu arada. İlla hani bayık Evet. bayık 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 bırır pu 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 bu bırır demene gerek yok yani anlatabiliyor muyum? Abi Emir Çete yazmıştı. Sen sıradaki şarkı deyince şarkı girdiği anda Emir şey yazdı ya. Burak sırf bu şarkı için yayına geldi. Ya, doğru Muhtemelen. abi ben sırf bunun için yayına geldim abi. Ciddiyim ve Çete'de bir şeyim var. Önerim var. Ben Discord sunucusuna da attım. Bu albüm bu hafta çıktı. Baykan klip olduğu için muhtemelen bunu tercih etti ama bu albümde çok daha güzel şarkılar var ve Klip NPR olduğu için. Müzik'e Klip olduğu için. canlı performans verdiler. Onun da linkini atmıştım. Yayın sonunda isterseniz şey yapabiliriz. Onu da izleyebiliriz ufaktan böyle birkaç dakikalığına. Bu kanka bence uykusuzluktan ölüyorum. Onu yapmayalım bugünlük. Tamam abi. Bugüne, ya Oo. bugünkü en iyi parça bu abi, net. Bugünkü en iyi parça bunu geçtim. Bu yılın en iyi işlerinden birisi şu ana kadar. Daha Ocak ayındayız. Dur bakalım derim ona. Pharaoh Monch'u çok sevsem, özel Şu de ana olsa kadar benim dedim. için evet yani. Yani. Şu ana kadar dedim. Abi flow değişimi var. Her şey var abi. Yazılım Görmek mesela istediğim her şey var ya. akıyor gidiyor. Ben bunu çıktığı gün işte dinlemeye başladım. Kafaları yedim. Aga sen ne yapıyorsun falan diye böyle. Çok özlemiştim Yok. gerçekten böyle. Yok Malis, şurada bir hata var. Son 30 yılın en iyi işi değil. Son 1 yılın en iyi işi şu ana kadar. Yani. Of. Mis gibi iş abi. Ben ilerliyorum. Daha yani kötü hiçbir şey söyleyemem. Ben. İlerleyelim. Müthiş iş abi. Sırada. Yolculuk. Rapper Penguin buradaysa onun attığı bir parça gelecek. Demo gibi söyleme demo değil tabii yani. MC Cortez Funky geliyor. Yok Burak geçtim. Hani tamam G-Funk 90 sound'u yakalanmaya çalışmış ama vokal çok kötü. Bak beat çok tatlı ama vokal çok kötü ya. İstiyorsanız chat biraz daha devam ederim tabii ki ama. Şey hissetmedim ya West Side Connection gelecek gibi duruyor. İşte beat'te o hava var da vokalde MC Ender geldi abi vokalde ya. Aynen. Beat çok güzel. Ama vokal yani şey var. Vokal çok çok basit. Yani çok çok anakronik bir vokal var ya. Ay, Gözde şey yazmış. Bu dramlar mı gerçekten diye de. Aa, Şeyleri hiç dinlememişsin. O G-Funk'ların yapıldığı Drumation Sounder var hiç dinlemiyorum. Onlar da kafayı yersin herhalde. kanka Gözde tam olarak rapçi değil normal yani o ya ve ama evet yani oradaki davul soundları da yani emin miyiz dedirten çok davul soundu yok mu müzikal manada bakınca yani tamam biz Ya tabii canım var da duygusal bakıp beğeniyoruz da dur biraz daha şey ilerleyeyim dur bunda biraz daha ilerleyeyim stil chat üzerinden ilerlemeye çalışmış ya. evet chat sevdi çünkü biraz daha ilerleyeyim öyle geçelim evet abi tekrar ben fade attım 1 dakika 18 ya gerçekten bu parça hakkında şey derim ben bana bu parça 89 ile 93 arasında falan gelse tutulurum bu parçaya hani klasik hani peki şöyle bir şey var. O yıl çıkmış olsa peki bir G-Funk klasiği olur muydu? Yine hayır bence kesinlikle. Ama yani şey o yıl çıksa bayağı dinlerim ama yani abi bu vokalle bak beat hala geçerli ama bu yani bu vokalle bugünümüz için değil abi ya. Hayır. Hayır ya. Yani güzel bir nostalji oldu sadece Evet böyle bir evet ben an. tatlı bir Şey nostalji ötürü de. oldu. Güzel fikirler var ama vokal abi gerçekten şey var hani
Çok çok zayıf değil mi ya? Gerçekten çok zayıf bir vokal değil mi? Yani vokal çok zayıf. Ama şeyi hissettim ya, yani içimden geçti. Lan dedim, hani rahmetli Easy buna güzel okurdu falan diye. Evet. Bu MC kim peki demiş Berksay'dan. Ben de ilk kez dinledim. Rapper Penguin attı bunu abi. O çünkü bayağı underground'da çıkan işleri falan da hani bayağı yer altının dibini takip eden bir takipçimiz. Haftalık yeni çıkanları o atmış. O tarz gönderileri de alıyorum. Serkan abi ikinci ayını kutlamış, abone olmuş ve iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim abi, hoş geldin. O zaman son 5 parçamız. Hazır mısın? Senin çok sevdiğim sanatçıyla devam ediyorum. Sıkıntı yok. Ben günlük şeyimi aldım. Nas, ya şaka yapmıyordum Nas ama ben bu şarkıyı gömeceğim çünkü o yüzden böyle girdim. Nas, Yok. 27 Summers geliyor. Tamam abi, bence yeterli, ben fade attım. Geç abi geç. Sen yorumunu yap. Yo Ben sen, biraz... abi ben albüm üzerinden gideceğim aslına bakarsan çünkü bu albüm çıktığı sırada biz daha yayın yapmıyorduk. Ben Twitter'da Evet. albümü rezalet bulduğumu söylediğimde ufak bir linçlenmiştim Türkiye'deki bazı boomerlar tarafından. Ben de linç diyeceğim abi. Abi benim demek istediğim şey şu. Yapma rap adam. Yapma. Koca yıllardır hani şey diyoruz biz bu adama. Bu adam GOAT şeyi dendi bu adama. İlmatik yüzünden ne bileyim. Yapma, bütün kariyerinin içine etme. Lütfen rica ediyorum senden. Buna hakkın yok. Bizi üzmeye hakkın yok. Var abi, üzüyor işte. Deliriyorum. Lan ya Rabbim, kafaları yedirtiyor bu adam bana ya. Bak, sesini duyduğum zaman en çok mutlu olduğum rapçi Nas. Ama yok abi, lütfen. Abi şöyle, ben King's Disease albümü çıktığında albümde beğendiğim iki parça falan vardı. Hatta millet The Firm parçasında çok yükselmişti. Ben abi hani The Firm'le bu beat mi dedim. Ve hani Hitboy Nas kesinlikle uyumlu değil abi. Herkes iyi iş çıkarmış falan diyor ama gerçekten Hitboy asla Nas'la uyum gösteren prodüktör değil. Tamam hani Primo ile çalışsın illa demiyorum ama abi prodüktör mü kalmadı ya? Vallahi ya. Ve şey Ya var abi abi, bak. parçanın zaten bak yani Nas'ın kafası, vizyonu şuradan çözersin. 2 dakika 23 saniyelik klip, zaten kısa bir şarkı. Abi 1,5 dakika DJ Khaled konuşuyor ve yine boş konuşuyor. Yani global deme takalım. Neden var abi parçada yani? Prodüksiyonda falan da payı yok diye biliyorum. Yanlışım varsa düzeltirsiniz. Yani neden var abi? Ve yani Nas parçada klasik şey hani tamam, oradaki sosyal durumlar ortada. Her işte Black CEOs, işte siyah iş yeri sahiplerinin alışveriş yapın teması var falan, klasik malum. Ha bu akımı ben de destekliyorum buradan. Hani Türkiye'den desteklemem ne kadar Amerika'nın bir tarafında bilmiyorum ama yani ya güzel bir girişim falan ama abi ne yani, sen abi New York City of Mind'ı işte If I Rule the World'u falan yapmış insansın ya, bu mu? Yani senin kapasiten bu değil ki. Ya abi bak, bu Tamam adam şey değil. Dikon'u satın aldı. Türkiye kıyası yapıyorum. Yani bir Pux kadar kötü değilsen ama abi yani bu nasıl bir geri dönüş ya? Ya bak abi, bu adam Dikon'u satın aldı. Mezepil dedi. Burası benim plak şirketim dedi. Abi Mezepil olduğundan beri çıkan işlere baktığımız zaman şey, Güzel ortalamasını işler de alalım. var. Güzel işler de var da genel Yok olarak yok hayal kırıklığı. şey, yok plak şirketinin ortalamasını bir alalım. Çıkan şarkıları, albümleri. Abi nasıl ortalamanın altında? Ha, evet. Doğru. Abi sen kendi plak şirketinden çıkan işlerin ortalamasının altında kalamazsın. Yapma ya. Kesinlikle. Ve ben albümü Nostradamus'la beraber Nas'ın kariyerindeki en kötü albüm dedim diye linçlendim yani ama kabul edelim ki öyle abi. İlk zamanki Öyle. hype'ı geçti. Şu an albümden kim hangi parçayı hatırlıyor ya? Bunu sorarım. Ki Nostradamus'tan bile Şeyi hatırladığım parça var benim bu arada yani. Miraç şey yazmış ya çete, şu adamın Grammy'sini verin de rahatlasın ya, harbiden ya, şu adamın Grammy'sini verin de bir Ya zaten rahatlasın, biz rap duyalım. ya ve şey ya,
Ya Grammy ödüllerini falan da gerçekten ciddiye alıyor muyuz? Ve ben şeye çok güldüm bu arada, ona da Ya değinip biz almıyoruz geçmiştim. da nasıl alıyor demek ki? Biz almıyoruz derken kanka, bizde de alanlar çok var. Misal Grammy'ye işte Lil Yachty falan aday oluyor. Lil Uzi Vert aday oluyor. İşte yine Grammy çöpleri falan diyen insanlar. Hani Grammy'nin zaten saygınlığı kalmadı diyen insan. Bu sene Alchemist aday oldu diye böyle işte Grammy aslanım Grammy'ye falan döndü ya sosyal medyada. Abi Grammy aynı Grammy. Bu sene doğru düzgün albüm çıkmadığı için onlar oradalar yani. Çünkü korona senesi Var. yani. Katılıyor musun Ya bu bilmiyorum. arada Grammy hani hala aynı demiş. çöplük yani. Katılıyorum. Katılıyorum. Abi French Yani. Montana. Yani şimdi French Montana'yı tutup rap tarihindeki büyük adamlarla kıyaslayamazsın ama bu adamın bir sürü ödülü var. Yani. Ama yok şey de değil yani, hani ben burada Nas'tan bağımsız hani Türkiye'deki fanboylara getirdim konuyu biraz daha. Hani ya şey var. Abi Lilias aday olunca Grammy'ler çöp. Aynı Grammy ertesi sene bir tane Alchemist Freddie Gibbs albümü koyduğu anda canım Grammy jürisi, bir tane mi Grammy jürisi alsın Grammy'yi de sevinelim kafasına geliyor ya abi, Grammy çöplükse aynı çöplük, hala ne değişti? Abi o Grammy zaten rap müzikten biraz anlıyor olsaydı o ödül Randa Jules'a giderdi. Kusura bakmasın kimse. Ya abi bu şey değil. Bu rap müzikten anlama falan değil bu arada. Bu Oscar ödülleriyle aynı nokta. Kim PR'ına daha fazla Ha. parayı yatırırsa ödülü o alıyor abi. Ödül töreni soslu reklam izleyeceksin yani özetle. Ya da şey Aynen. geçenlerde Direnler'in geldiği yayında laf attım diye çocuğum biraz ödü koptu da şey var. Ya da Game Awards diye bir şey seyrettik abi birkaç ay evvel. Hani reklam arası ödül verdi herifler. Yani ödül törenleri eşittir pazarlama abi, bu kadar. Hani Grammy, Oscar, sektör değişse de şey fark etmiyor. Adı, törenin adı ve sektörü değişse de mentalite aynı abi. Kim daha fazla parayı yatırıyorsa PR'ına ödülü o alıyor. Bu kadar basit. Şey diyemeyiz ya artık. Gına geldi nasıl böyle saçmalıklar yapmasından. Ne Oscar bayağı bileyim. parayı verenin düdüğü çaldığı veya işte son dönemde social justice mevzularından dolayı ödül aldığım böyle bir tören Sufyu. Gerçekten çok gömmedim. Bence son yıllarda ödül alan filmlere bakarsan net hak verirsin yani. Yani şey siyah adamın bir bakıyorsun ödül aday filmlere, siyah adamın çilesi. Hiç yıllardır siyahi o kadar film vardı. Yok ama son yıllarda böyle şey Black Panther falan aday oldu abi en iyi filmi, anladın mı? Yani bu arada Allah rahmet eylesin. Çok iyi oyuncuydu, ayrı mevzu ama şey değil yani abi, Black Panther mi? Ben geek bir adam olarak, çizgi roman seven bir adam olarak yani Black Panther'ın aday olmasını görmek istemiyorum en iyi filmlerde yani. Ya da Green Book falan Abi aldı yani. Olala o aldı konuyu yani. bir Ya bu konuyu geçiyorum da şey geçelim de, ya. yok hani şeyden diyorum, hani Oscar'ın da benim gözümde bir çok önemi yok ya. Ya bak şöyle bir durum var. Kings Disease'de nasıl Nicki Minaj'a salladığı yerler var. Ya bak Abi tamam eyvallah. abi bir dakika, bu arada Black Ama abi Panther sen güzel. seçtin ya. Feride Black Panther güzeldi demiş de abi şey var yani, Black Panther yani Oscar almış diğer filmlere bakıyorsun geçmişte, Black Panther o kalibrede mi, yapmayalım ya. Yok ya. Yani. Şey tamamen işte siyahilerin biraz gazını alalım. Biraz değil baya. Yani. Neyse ilerliyorum ben. Yani Nas'ın parçası da bana göre zaten hani parça yeni değil, sadece yeni kliplendi de yani Aynen. tekrar hani biz o sırada yayın yapmadığımız için ben bir içimi dökeyim istedim yani, o nasıl rezil bir albümdür ya. Ben sinema yayını Sen çok yeni istiyorum bu arada parçaya ama nasıl? geçerken şey yapayım ben. Mikrofonu bir kapatayım. Hoparlöre vereyim sesi. Ben de bir o ara çay falan hazırlayayım. Öyle geleyim. Tamam. Öyle dinleyeyim Ya açık şarkıyı. konuşayım kanka, acelen yoksa bitmek üzere 4 parça var. Muhtemelen 4'ünde de çok hızlı skip atacağız. Haberin olsun. Yok dinleyeceğim zaten. Hoparlöre vereceğim sesi. Hemen geleceğim yani. Ya, tamam. Sırada DJ Shim ve Juice WRLD Buck 50 geliyor. Öf. Hani Burak bunu yorumlamazdı zaten muhtemelen, hani şu an burada olmasa da. Abi berbat iş. Berbat iş. Of. Bu astral teki cuma haftalık yayınlarında da olsun abi. Mümkün. Ama o zaman çok kafa karıştırabilir ya. Rahmetli kusura bakabilir abi, problem değil yani, öldü diye övecek değilim çünkü berbat nakarat yani kakafoni var abi parçada. Aynısından çok dinledik ama gerçekten parçada kakafoni var yani. Ya tam şey diyordum lan bugün hebele hübele rapi dinlemedik.
diyordum. Geldi. Geldi ama yani globalde az var abi. Türkiye tamamen öyle ilerliyor. Gerçekten globalde az var yani. Bugün ben nereden baksan 40 küsur parçaya baktık yani en az. Çok kötü Ya ben iş. şeyi çok merak ediyorum. Ya bu hep aynı işte ot, seks, para, altın, mücevherler hep aynı tip rapi yapan adamlar ne zaman sıkılacak? Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. Evet, şu an sıradaki parçamızın liriklere de Genius henüz düşmemiş. Yani abi bitmeyecek yani, ya bitmesine gerek de yok hani, o da olacak abi ama evet de, Yok, ağzımız aynı kapalı, adamların ya yapmasını. aynı ağzımız kapalı da şarkı söylemememiz lazım sanki ya. Yani. Oh. Bana şöyle de geliyor, bilmiyorum katılır mısın ama vefat eden insanların sonradan çıkan parçalarının bazıları yaşasalar çıkmaz ya da böyle olmaz düşünüyorum. Sence nasıl? Kesinlikle en fikrim. Çünkü yani ölen birinin ekmeğini yemek bizim camiada, ya gerçi sadece bizim camiada, bütün sanat camiasında çok fix bir şey. Hani kıyıda köşede kalmış görüntüsü, işte vokali, her şeyi yapıp yani sağ olsa muhtemelen onaylamayacağı şeyi başka birinin elinde genellikle heba olur. Yani. Hep öyle görürüz Ya ben yani. çok, ya Türkiye'den bir örnek vereyim. Ben çok geç keşfettim ama yaşımdan dolayı. Ya araştırdıktan sonra birazcık işin içine girdikten sonra fark ettiğim şey Yavuz Çetin de Ya işte kendi bekliyorum. aktif müzik yaptığı dönemde intihar etmeden önce öyle çok popüler bir insan değil. Öldükten sonra Yavuz Çetin ne kadar büyük bir gitaristti. Yok Yavuz Çetin şuydu, yok Yavuz Çetin buydu. E abi yaşarken verseydin hakkını ya. Mesela. Yani aynı şekilde Türkiye'de örnek vereyim. Ya Melih Kibar'ı anma albümünü dinlediniz mi bilmiyorum. Melih Kibar sağ olsa o projeyi yakar muhtemelen yani. Yani Türkiye için hani rap dışından örnek vereyim. Hani yok, Vio'yu kastetmiyorum. Vio o kadar kötü değil abi o proje. Ha, orada şirket amatörlüğünden hani çocuğun verse'leri olmadan enstrümantal şekilde çıktı albüm falan, hani o tarz skandallar oldu o işte ama hani o nispeten özelmiş proje. Ya da ben mesela Biggie öldükten sonra yapılan işlerin çoğunu kötü bulmuyorum yani. Keza. Ölmeden önce albüm hazırlığında olan insanların zaten şeyleri belli ediyor kendini. Ya da Şeyde de gördük bunu işte. Trak Podcast'ın albümünde de gördük. Tam albüm yayınlanmadan evet, önce, daha Five doğrusu albüm öldü. aşamasındayken Five öldü. O da çok belli etmişti kendini. Mesela şey. Ya evet bak, öldükten sonra dönmeyip de ölünce prim yapmak için hani bir ah canım kardeşim tribine girmek, bunu sesle okumayacağım, sizin sıkıntıya sokmayayım, bence de çok çirkin ama oluyor yani. Hatta benim MF Doom'da korktuğum olay oldu, olay oydu işte yayında abi, çünkü sadece merch bastınız, adam ölmüş 3 ay olmuş o neredeyse artık hani şu an için. Abi açıklayana kadar sadece merch reklamı bastınız ya adamın hesabından, ürün reklamı bastınız, yok figür çıkacak, yok yeni albüm için tişört satıyoruz diye. Yani umarım heba etmezler o adamcağızın da. Bu arada Musa şey Verse'lerinde. yazmış. MF Doom'da umarım duymaz bunu yaz, duymayız bunu da. Şey olacak abi ben yeni bir Special Purpose çıkacak E Doom tabi öldükten tabi tabi. sonra. Şey ya Mad Villain 2'yu geçiyorum o muhtemelen yapılmıştır bile. Yapmışlardır onu da. Special Purpose serisi çıkar birkaç tane daha. J. Dilla için bile öldükten sonra adamın kariyerindeki ölmeden önce yaptığı albüm sayısına bak. Öldükten sonra J. Dilla adına çıkan albüm sayısına bak. Ki bak Dila yine Öldükten bunun, sonra daha fazla çıktı. ama Dila yine bunun iyi örneği. Bunun mesela kötü örneği Pac abi. Tupac için yapılan albümlerin birçoğu çok kötü. Neyse bu konuya girmeyelim ya. Dila diyorum. MF Doom'da zaten değineceğiz ona. MF Doom yayınında. Ben ilerliyorum abi. Sıradaki parçamızın da sözleri Genius'ta henüz yok. Funk Flex ve Rowdy Rebel Reroute geliyor. Burak acı çekiyor diye kıyamadım ve fade attım ama bence kendi janrasında muadillerinden çok çok daha iyi. Mesela al yani iyi NYC Drill örneği abi. Dediğim gibi sen Abi zaten Drill o nasıl sevmiyorsun bir da. ses tonudur gözünü seveyim ya. Şey klipteki hareketler falan. Oğlum kaç yaşında adamsın la sen? Ya kaç yaşında derken senden küçük o Rowdy Ha. Rebel. Yani Benden büyük ya duruyor şey işte, ya Babışım Orda'nın şeyi, partneri işte. Partner de çok kötü bir kelime seçimi oldu da. Neyse ya, aynı hapishane. Neyse pisleşmeyeyim. Of. Ben Ya de gerçekten acı çektim ama dinlerken yalan yok ya. Brovde büyükmüş, 29'muş, benden bir yaş küçükmüş. Eyvallah.
Akla tabii şey gitti. Mali çok iyimsersin. Neyse. 29 yok. tamam. O Bir gene dakika. 29 yaşında bir adam için o hareketlerle bir de hapise girmiş. Abi şey, Rovdi hapisten çıktı. Bobby galiba önümüzdeki ay salınacak diye bir söylenti var. Ya ben Bobby'şim orada ve Rovdi Rebel'i beğeniyorum ya. Ve hani şey diyeyim, değil bu dediğim gibi bence iyi bir NYC Drill örneği. Sen genel olarak Drill'den tiksindiğin için hani zaten beğenmeyeceğini bilerek dedik de yani. Bence NYC Drill'deki muadillerinden veya bugün dinlediğimiz aynı janrın altındaki işlerden çok çok daha iyi. Ha günün en iyisine falan seçer miyim? Tabii ki hayır. Ama yani ben bu janrıyı seven biri için bence güzel iş yani. Ben ilerliyorum günün son parçasına. Sonra da günün sen yarısında geldiğin için orada seni bugünlük yok sayabilirim ya da Amerika bazında fikrini alırım. Ben çünkü genel olarak en iyi en kötü seçeceğim çünkü. Son Genel olarak fikrim parçamız Little Skies Dead Broke geliyor. Of, chatten de neyse ki gençleri görmeye başladım ve durdurdum abi. Oy. Nasıl buldun? ya şey bu stildeki işlerle kıyaslama yapacağımız zaman standart yani şey değil. Ya kendi Bu canlısında iyi ama emo rap zaten berbat bir canlı abi ya. tabii canım. Yani Yo, asla onları bir tahammül tartışmaya edemiyorum. benim de yok tahammülüm. Yani bak drill dinlerim bunu dinlemem. Ben Kıyaslıyorsam. de. Ya şey insanın biraz kendine saygısı olmasını beklerim ben. Ya onu ben Türkiye'deki site çocuğu gangster rap için söylüyorum da yani bunda da çok uzak değilim. Çok uzak değilim evet haklısın. Ya Türkçe rap'le ilgili benim yorumlarımı yaparsam yayın sonrası bizim binanın altında beni kurşuna dizmek isteyen insanlar olabilir. O yüzden ben konuşmuyorum. Tamamdır. Siz yaşlısınız dendi. Abi hiç sevdiğin Nesika şarkısı var mı? Gerçekten yok. Ya benim sevdiğim Emo Rap şarkısı yok. Temptation falan dahil yani. SoundCloud'da Emo Aynen. Rap şarkısı yok benim sevdiğim gerçekten ya. Asla dinleyemiyorum. Ya en sevdiğim rap janrası benim mafyozo veya hardcore rap derim ya hala. Subjanr olarak. Ya şey var, meraklısına kötü parça değil. Senin de dediğin gibi yani kendi janrası içerisinde ortalama bir iş. Yani kötü değil ama yani şey var. Yetti abi bana hani fazla fazla yetti. 2 dakika 44 saniye. Hadi ben dur, şey fade atarken herhalde sonuna gelmişim. Bunu sonuna kadar asla dinlemedik çünkü. Ya 1-1,5 dakika bana yetiyor yani bu janrına da en fazla. Evet Temptation da yok Sufio maalesef. Kaç yaş gerekiyor? Ya bu işte Yasin tahmin edebileceğin yaş aralığı biraz ya bunun sevdalıları. Ya 3-4 sene öncesine kadar skateboard kullanan çocukların Skateboard sevdiği kötü bir şey rapler değil be bunlar. abi. Hani bu skateboardla Hayır, alakası 3-4 yok. sene öncesine kadar diyorum. Bence bunun skateboardla alakası yok abi. Bu işte bir dönem İstanbullular anlayacak bunu. Kayseri'de falan böyle bir yer var mı bilmiyorum da. Scuff Game, Orkun 4400 derece birlikte baskın yapmış. Hoş geldiniz. Bu şey işte abi günümüzün YouTuber olma heveslisi, influencer olma heveslisi çocukları dinliyor. Ama yani bizim jenerasyonun imoları işte yani aynı mantık. Aynen. Ya bu arada Ali şey yazmıştı da Ya Sıla İstanbul yeni işi yaptı. şey işte Bakırköy Karüzel önü ya veya Kadıköy Barlar Sokağı'nın rapçi olmayan yüzü bir dönem için. Şu ansa işte ya şu ansa herhangi bir işte sokak röportajında görebileceğiniz o garip arkadaşlar muhtemelen yani. Kimseyi şu an dış görünüşe yargılamıyorum. Yanlış anlaşılmasın ama öyle çünkü yani. Kabul edelim. Bir uyumsuzluk var ya hani giyim zevki kötü dediğimiz arkadaş grubu var ya onlar. Evet. Ay. Neyse bu gene hani tamam kötü içerik olarak kötü de beat olarak gene kötü değildi Allah'tan. Aynı şey yapmadım. Ben kendimi Evet. içeriye vermemeye çalıştım. Bu tip şeylerde genelde öyle yapıyorum. Kendimi öyle teselli ediyorum. İçeriği dinleme, içeriği dinleme, beat'i dinle falan diye. Ya böyle şey var yani hani siz seviyorsunuz diye biz size şu an aşağılayıcı laflar sıralamıyoruz ama şey var yani çok ergen aşk acısı anladın mı? Aynen. Şu şarkının liriklerine falan bak hani bunu anlayarak içselleştiriyorsanız hani 14 yaşında olmanız lazım problem orada. Çünkü aşk acısı o yaşta hani burada anlatılan aşk acısı 13 yaşında öyle var yani bu Lil Skies'ın tüm şarkılarında ya da Temptation'ın tüm şarkılarında geçen. Hani yetişkin bir insanın hissedebileceği şeyler değil onlar yani. Deniz bu kadar güzel aşağılamamıştın dedi.
İşte an, işte bunu abi, şey var, sözlerini anlayarak içselleştiriyorsanız 13 yaşındasınız. Yoksa şey var, kulağınıza hoş geliyor, dinliyorsunuz ve yani dili anlamıyorsunuz. Okey. Yani buna bir şey diyemem. O müzik zevki yani, ona bir şey diyemem. Zaten fonetik olarak güzel uyduruyor bu çocuklar, hani daha çok oradan satıyorlar. Rozmo, iyi geceler. Bu arada ben de ufaktan yayını kapatacağım. Senin için Amerika'ya geldin sen sadece. En beğendiğin bir parçayı ve en beğenmediğin bir parçayı alayım. Muhtemelen ikimizin ortak en beğendiği parça da. En beğendiğim parça belli, 13. Ya o hemfikiriz orada. Akşam bakarım. Uyumadan abi bakarım. Benim bugün Amerikan rapinde dinlediğim en kötü şarkı konusunda kararsızım ben. İki tane adayım var abi orada. Biri Tory Lanez, diğeri de Tekin olduğu ilk şarkı, dinlediğimiz ilk şarkı. Ben tekten yana kullanıyorum. Eyvallah. Ben en kötüyü Tek'i seçmem ya. O Conway şeyini sevmesem de gerçekten linçlenmeyeceksem West Side Gun diyeceğim diyormuşum falan. Yok, şaka şaka. En kötü parçayı ben globalden seçeceğim çünkü daha 3 ülke daha dinledik. En kötü 2-3 seçerim. En iyi parçalarsa bende kafadan abi Pharoah Monch abimiz. 13 kesinlikle günün en iyisiydi. Üstüne parça dinlemedik. Günün en iyi ikinci parçasını ben Almanya'dan Dika Oye olarak seçerim. Çok fazla beğenilmedi chatte. Ama yani şey, o animasyon klip kısmı, sen o sırada yayını izliyor muydun bilmiyorum. Yok, ben çok geç geldim diye. Ve diğerinde abi ben Afro Trap seçeceğim. Bak çok enteresan bir şey. Çok başarılı işti çünkü abi. Yani alıcısına başarılı iş. Ben herhalde ona da Blackham ve Jim'sin Sezar parçasını seçebilirim. Sanırım o parçaydı. Belki de yanlış hatırlıyorum değil mi şu an? Ama o, yani üçü zorlayarak seçiyorum yani. Bu hafta çok iyi bir haftaya denk gelmedik açıkçası. Neyse ki Pharoah Monch var. Ya evet. Ya günün en kötü parçasıysa benim için hiç dayanamadığım ne vardı derseniz, Nimo, Voodoo ya da Mero ve Ali 471'in Regen parçası olabilir Almanya'dan. Amerika'dan seçmem gerekirse de hızlıca bakıyorum şu an. Dinledim. Lil Skies, şimdi dinlediğimiz Dead Broke'u seçebilirim çünkü yani lirikleri anlayınca parçanın kredisi çok düşüyor, anladın mı? Bu arada BioArch Prime'la abone oldu. Çok teşekkür ederim BioArch desteğin için. Burak düştü. Ve ben de dediğim gibi herhalde buraya American Made'i koyarım ya. En kötüler için. Ama kararsızım yani şu an. Ya geçen haftaya nazaran daha iyiydi Deniz. Hemfikirim ama bu arada hani global de bizi çok tatmin etmiyor yani. Ben bu arada hızlıca bir raid bakayım. Bizden birileri var mı yayında diye. Oh, haftaya güzel incelemeler olabilir senin, kanka. Hatta Merdiven albüm çıkıyor. Biliyorum da şey, sana şeyi soracağım. Sen bu hafta hangi gün müsaitsin? Araya bir MF Doom sıkıştıralım artık ya yayın. Kanka, şey yapayım. Sınav takvimine i̇şte, bakayım. İşte. Ya onu bana ayrıca yayın sonrasını falan da iletebilirsin, problem yok. Ya şimdi yayındayken hani yaparsak en azından şey olur. Bu arada sen ona bakarken ben Feride'ye cevap vereyim. Abi haftalık ne zaman yüklenecek? Büyük ihtimalle kaçırdığımız geçen hafta yaptığımız cuma günü bir iki yayın eksik geliyoruz. İki hafta önceki yayınsa muhtemelen yarın gün içinde yüklenecek. Hip Hop 101'lerin Almancaları ise Cenk'le tamamen bitirdiğimizde yüklenmedik. Çünkü arası çok açılacak muhtemelen. Berk, öyle bir niyetim var da. Yani kim kabul eder, kim şey yapmaz bilemiyorum şu an için ya. Kanka, pazartesi ne kadar şu an? Boşun. 1 Şubat pazartesi ne kadar? 1 Şubat'tan itibaren çarşambaya kadar full doluyum. Çarşamba günü full müsaitim. O zaman biz bunu bir planlayalım. Ben işte Barkın'a da, Azerbaba'ya falan da yazayım Ankara'dan bir.
Belki Spade falan tamam. kabul eder mi bilmiyorum da hani öyle bir kadro kurulabilir. Ozan gelir zaten. Öyle Hı-hı. bir şey bakarız. Raid'e, arkadaşlar ben Raid'i başlattım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bayağı uykusuzum. Kaçtım. Yarın kafamıza göre bir yayın gelebilir. Ama klasik inceleme muhtemelen bu hafta olmaz. Öpüldünüz. Görüşürüz. Haftalık globalleri de muhtemelen hafta sonu atmış olurum YouTube'a. Haydi biz kaçtık. İyi geceler arkadaşlar.